Günaydınlar, günaydınlar efendim. Söylemezsem olmaz başladı. Çaylar kahveler hazırsa şahane bir yayın sizleri bekliyor. Günaydın Bilal Özcan. Günaydın. Günaydın Selen Görgüzel. Günaydın. Herkese günaydın. Çaylar kahveler hazır kahvaltı masasında. Duyduğuma göre herkes bir açıyormuş televizyonunu. Söylemezsem olmaz bekliyormuş. Ayrıca bizim için saatini kurup erken kalkanlar var. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Çünkü magazin bizden sorulur efendim. Bam, bam, bam. Magazinin tozunu attırmaya geldik. Şimdi çok önemli haberlerimiz var bugün. Öncelikle ünlü bir kadın dizi oyuncusu, daha 36 yaşında, gencecik, evde cansız bedenine ulaşıldı. Hayatına son verdi. Gerçekten söylerken bile, telaffuz ederken bile zorlanıyorum. Bunun sebepleri neydi? Birazdan bunları da konuşacağız. Hadise. Evet. Hadise programımıza ve aşk iddialarına yanıt verdi. Ama yine sahneden ne açıklama yaptı? Birazdan tüm detaylarıyla sadece Beyaz TV ekranlarında söylemezsem olmaz da olacak. İzleyicilerimiz de bizlere yorumlarıyla eşlik edebiliyorlar. Didem Delen DD benim Instagram'ım. Hadise sana cevap verdi. Bakalım sen ne diyeceksin Hadise'nin bu cevabına. Bilal Özcan official efendim. Bize vermiştir, sadece bana niye versin? Bence sana. Selen Görgüzel official. Ve YouTube'da da söylemezsem olmazdayız efendim. 0552-770-06-23'te bizim WhatsApp iletişim hattımız. Vakit kaybetmeyelim, magazin turuna gidelim. Çünkü sonra sürpriz bir konuğumuz stüdyomuzda olacak. Buyursunlar. Meşhur Kıbrıs sahneleri, ödül törenleri, keyifli röportajlar ve magazin dünyasının en güncel haberleri söylemezsem olmazın sizler için derlediği magazin turunda. Tuntar Ağrı Kıbrıs'ta. Gözlerim nemlenerdi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan şarkıcı müzikte inat olmaz dedi. Yani tabii ben artık kaç senedir bu mesleğin içerisindeyim. Belli bir tarzım, tavrım ve duruşum da var elbette. Röportaj sırasında birden gelen Kubat'tan Funda Arar'a övgü dolu sözler. Keyifli efendim. Hayır, aman Allah'ım. Güzelliğe bakar mısınız efendim? Efendim sizin de bu yakışıklılığınız ve zarifliğiniz böyle... Funda Arar ve Kubat sahnede böyle dans etti. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşin seyre, beni de belanım. Şevval Sam'la kutlama. İstanbul'da bir AVM 15. yılını Şevval Sam'la kutladı. Konser öncesi röportaj veren şarkıcı bakın torun özlemini nasıl giderecekmiş. Şimdi biz hemen bu yakınlarda bir torun sevemeyeceğimiz için Eda'nın bebeğine bir bebek özlemini gidermek için fırsat bileceğiz. Beyrut'ta ödül alacak olan Şevval Sam'a Venedik Film Festivali'ne giden ve gündem olan Melis Sezen'in kırmızı halı pozları ve Hafsa Nur Sancak Tutan'ın bir gecede verdiği pozları soruluyor. Şevval Sam bu alay konusu olan poz akımına ne dedi? Yani bilmiyorum ki... ya oraya çıkınca herkesin kendini ifade etme yöntemi farklı. Onlar kendilerini öyle ifade etmek istedilerse bu onların seçimi yani. Şimdi kalkıp ben onların buradan yani ben tercih ederim etmem. O benim yani beni bağlar ama herkesin kendi bedenini kendi istediği gibi tezahür ettirme özgürlüğü var. Pembe pullu elbisesiyle sahneye çıkan Şevval Sam sevenlerini coşturdu. Edis'ten samimi açıklamalar. Serdar Ortaç'ın Sor şarkısını Gülşen'le birlikte söylemesi için neler söyleyecek Edis? Televizyonlarda en çok yayınlanan şarkı olmuş birinci sırada. Yani insanın emek verdiği bir şeyin karşılığını alması çok güzel bir şey. Gülşen'le beraber olmak çok iyi. Albüm çalışmaları devam ediyordu. Ne zaman gelecek yeni albüm? Oranlarımız biraz düştü. Dikkat etme yeteneklerimiz bize biraz düştü. Sosyal medya kullanımı vesaire. Yani bir şekilde bir albüme tam tamına odaklanmalarının ben uzun zaman alacağına inanmaya başladım. Edis'in yeni saç modelini soruyoruz. Cevabı güldürüyor. Evet. Bu model nasıl çıktı ortaya?
O modern nasıl çıktı? Şuradaki beyefendi. Ya biz... Kaçamazsın böyle. Çok iyi hani. Yani gerçekten işinin en iyileriyle çalıştığıma inanıyorum. O da benim kendi kendime kurduğum bir sistem değil. Gerçekten gönül bağı var, çok iyi bir arkadaşlık ilişkisi var, çok iyi iş arkadaşlık ilişkisi var ve hepimiz gerçekten aslında aynı kişi için, aynı dünya için çalışıyoruz. Anne Subaşı AVM'de. Kolu sargılı bir şekilde AVM'de görüntülenen Subaşı muhabirlerin sorularını cevapladı. Gelen sahne teklifleri için ne dedi? Ya geliyor ama biraz benim için kısıtlı çıkabileceğim yerler. Yani tercih edeceğim. Daha önce yaparken de öyleydi zaten. Çok fazla hani her yerde olayım gibi bir derdim yok açıkçası. O yüzden evet birkaç tane aklıma yatan mekan var, onları değerlendirdim. Albüm için heyecanlı. Yani düşünüyorum. Onlar ya da single. Düşüncede şu an. Düşüncede şu an. Yani daha çok benim en sevdiğim daha önce müzikli bir oyunda da oynamıştım. Ece Seçkin'den iyi haber. Bir etkinliğe katılan ünlü şarkıcı alerjisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Çok dua ediyorum, çok şükrediyorum çünkü iyiye gittim. Son özellikle 2,5 aydır tahlillerim güzel geliyor. Alerji seviyemde yavaş yavaş düşmeler başladı. Her şeyde doktorumun planladığı gibi gidiyor. Muhabirlerin açık giyinmesine gelen eleştiriler için neler dedi? Yani evet çok açık buluyorlar. Sosyal medyada bazen sosyal medya yorumlarını okumuyorum. Kendi sayfamdaki yorumları. Okursam çok sinirlenirim. Anlamsız şeyler görüyorum. O yüzden hiç canımı sıkmamak için şey yapmıyorum, okumuyorum. Yani son 2 senedir özellikle Türkiye'de bu konu çok fazla konuşuluyor. Evet. Hafsanur'un kasları olay oldu. Final yapacak olan Ya Çok Seversen dizisinin başrol oyuncusu Hafsanur Sancak Tutan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Oyuncunun bu kaslarını düzenli ve sıkı spor yapmasına borçlu olduğu öğrenildi. Filminden Yeni Kare. Dijital platformun yayınlamaktan vazgeçmesiyle polemiklere sebep olan Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Atatürk filminden Yeni Kareler yayınlandı. Yayınlanan fotoğraflar kısa süre içinde ilgi gördü. Yargı Times Meydanı'nda. 24 Eylül'de yeni sezonuyla ekrana gelecek olan başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni sezon tanıtımı New York'ta yer alan ünlü Times Meydanı'ndaki dijital ekranda da yayınlandı. Yeter romandan ilginç dans. Geçtiğimiz gün Ajda Pekkan'ın sahnedeki dansı gündem olmuştu. Rafet Er romanında sahnede yaptığı değişik dansı Apache dansına benzetildi. Sizce Ajda Pekkan'ın farklı tarz dansı mı yoksa Rafet Er romanın dansı mı daha iyi? Koç ve Çağrı Tel Kıvıran stüdyodan paylaştı. Stüdyoda beraber çalışma yapan ikiliden yeni bir şarkı mı geliyor acaba? Nazlı Sabancı'dan davet paylaşımı. Yeni anne olan Nazlı Sabancı kırmızı elbisesiyle göz doldurdu. Melisa Şenolsun'un davet tarzı. Siyah derin dekolteli mini tulumuyla davete katılan oyuncunun zayıf halleri dikkatleri çekti. Bunca evcimik hayvan hakları yasası için Erdoğan'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la hayvan hakları yasası için görüşen Yonca Evcimik, büyük destek aldığını, ikisinin de son derece duyarlı olduklarını dile getirdi. Lopez ve Ben Affleck el ele. Sokakta görüntülenen ikili günlük tarzlarıyla dikkat çektiler. Sıla Türkoğlu'ndan açıklama. Kızılcık Şerbeti'nin doğası Sıla Türkoğlu oyunculuk yaparken başka biri olmanın özgürlüğünden bahsederek karaktere girdiğim zaman utangaçlığım kalmıyor dedi. Simge'den Aşkın Olayım. Çanakkale'de konser veren Simge Aşkın Olayım performansıyla sahneyi inletti. Simge'nin o muhteşem performansı.
kadın pis dedirtti. Kadıköy sokaklarında bikiniyle gezen bir kadınla vatandaşlar arasında kavga çıktı. Harika Avcı'dan kötü haber. Siroz hastalığı olan oyuncunun manevi oğlu Harun Başal kimseyle görüşmek istemiyor, evden çıkmıyor, tedavi olması gerekiyor, tedaviyi de kabul etmiyor dedi. Ve Kaya Alp intihar etti. Emret Komutanım Şeref meselesi gibi dizilerden bildiğimiz oyuncu babasına ait bir silahla intihar etti. Petek Dinçöz oğlunun doğum gününü kutladı. Petek Dinçöz geçtiğimiz gün oğlu İrfan Aslan'ın 8. yaş gününü akvaryum gezisinde kutladı. Gel abilerle. Gel. Ha. Evet. Happy birthday. İyi doğum. Özilhan'dan pizza tarifi. Sosyal medyayı sık kullanan Özilhan bir keresinde pikan cevizi kullanıp verdiği tarifle cevizin kilosunun 760 TL olmasıyla tepkileri toplamıştı. Yasemin Özilhan'ın pizza yaptığı anlar binlerce yorum ve beğeni aldı. Nara'dan başörtülü paylaşım. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin eşi Wanda Nara sık sık Türk gelenek ve göreneklerine uygun paylaşımlar yapmakta ve burada yaşamaktan yabancı çekmemekte. Wanda'nın başını örtüp verdiği poz gündem oldu. Demirkol evleniyor mu? Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'yla Doğu Dizgin Aşkı'na devam eden komedyen sevgilisiyle davetten pozunu paylaşıp belki notuna düştü. Akıllara evlilik yakın mı soruları geldi. Çiçek'in yeni olay pozları. İngiltere'den paylaşım yapan Dilan Çiçek fiziğiyle ve tarzıyla çok beğenildi. Şahin'den yeni poz. Oyuncu çiçek desenli sabahlığıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayınca takipçileri o halini beğeni yağmuruna tuttu. Şükran Ovalı'dan aşk paylaşımı. Ünlü oyuncu eşi Caner Erkin'le siyah beyaz fotoğrafını yayınladı. Fotoğraf kısa sürede beğenileri topladı. Özberk ilgi odağı oldu. Londra Moda Haftası'na özel davetli olarak katılan oyuncunun giydiği pembe kabarık tütürü eteği çok beğenildi. Pınar Eliçe'den şok itiraf. Bakımdan çıkan Eliçe o dönemler basına yansımasın diye gelinlikte bir fotoğrafı bile olmamasından yakınıyor. Şarkıcı bir daha evlenirse eğer nasıl olacağını tek tek anlattı. Nasıl bir düğün yaparsınız o zaman onu sorayım. Onu bilmiyorum ama bütün dostlarımın, bütün gazeteci arkadaşlarımın da olacağı bir düğün yapacağım. Kapalı olmayacak o zaman. Olmayacak, hayır. Valla zaten biz bundan sonra kapalı olmasını isteyenler de zaten benimle evlenmez. Bayurt'tan Anıtkabir ziyareti. Ünlü şarkıcı ziyaretini sosyal medyadan kalp ve Türk bayrağı emojisiyle yayınladı. Takipçileri şarkıcının bu örnek hareketini takdir etti. İrem Derici'den farklı tarz. Şarkıcı maşalı sarı saçları ve giydiği beyaz bluzuyla Marilyn Monroe'ya benzetildi. Erbil çilek tarlasında. Sakarya'da Pamukova Belediye Başkanı ile çilek tarlasında buluştu Erbil. Ekrem Başkanım, yani öncelikle vizyonunuzdan ötürü tebrik ediyorum. Böyle bir şeyi düşündüğünüz için 3 yıl öncesinden. Yani çilek ve üstelik de hani bir aylık değil, değil mi? Melek Mosso sevgilisini tıraş etti. Şarkıcı yakında evlenecek olduğu sevgilisi Serkan Sadıç'ı balkonda tıraş etti. Mosso kuaför hizmetinizde. Fethiye'de şubemiz Foça Mahallesi'nde açıldı. Anne oğuldan yeni poz. Öykü Karayel oğlu Roman'la fotoğrafını paylaştı. Roman'ın büyümüş halleri ve annesine olan benzerliği dikkat çekti.
Erdal Kılıç'ın sahnesinde evlilik teklifi. Çanakkale Troya Festivali'nde genç kızlardan biri sahnede erkek arkadaşına evlenme teklifi etti. O anlar şaşırttı. Sen bana evlenme teklifi ettiğinde ben çok mutlu oldum. Kendimi çok değerli hissettim. Sen de öyle hisset istedim. Benimle evlenir misin sevgili? Akılıştan nazar boncuklu paylaşım. Ünlü şarkıcı kız arkadaşıyla birlikte İngiltere'den fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa nazar boncuğu emojisi koyan Dal Kılıç'ın evlilik yolunda olduğu düşünüldü. Türk projesinden ilk fotoğraf geldi. Aras Bulut İynemli paylaştı. İddialara göre Yerde isimli platform yayınlamayacağını açıklamıştı. Sonra Fox'ta yayınlanacak denilmişti. Şu an gelinen iddialar bu yönde. Biz de görmüş olduk kimin ne kadar Atatürk sevgisi olduğunu böylece. Evet, her ama o şehrin iki, içinde bir hayır olduğunu da. O iki diğer ismini söylediğin platform daha kesin değil. Bu bir gazetecinin YouTube kanalındaki iddiası daha kesin değil. Daha açıklama değil. Yapmadı ama değil mi platformlar bununla alakalı bir iddia. Evet, yani kesinleşen şu, o Amerikan platformu çekip de yayınlamayan Ermenilerin sözünden giden Amerikan platformu kendi televizyon kanalında Türkiye'de bunu yayınlayacak ve daha sonra da Kasım'dan itibaren de sinemalarda gösterilecek deniyor. Ama bu gösterilen fragmanlar, işte bu Atatürk'le ilgili yeni bir fotoğraf geldi ya, Aras Bulut İynemli'nin, benim hiç umurumda değil. Yani ben Atatürk'e saygı duyuyorum. Atatürk'e saygı duymayanlara saygı bu anlamda duymuyorum. Sen? Atatürk'e saygı duymayana saygı duymak söz konusu olabilir ama ben sanatçıların Atatürk'e saygı duymamasının asla bir ihtimal dahilinde olduğunu düşünmüyorum. Orada bir takım stratejik hatalar yapıldı. Yapımın da bence kararında bir takım hatalar vardı. Oyuncuların da durması gerekiyordu. Ne diyeceklerini, tam olarak ne açıklama yapmaları gerektiğinden çok emin olamadıkları bir süreç yaşadılar. Ama tabii ki parantez içinde söz konusu Atatürk'e yapılmış bir tepki olarak alınan karar olduğu için net bir cümleyle tepkilerini elbette ki dile getirmelilerdi. Karar ne olursa olsun ama şimdi tabii iki tane platform var. İki tane platformda yayınlanacağı arasında git gel yapılıyor. Bir de Kasım'da da, hatta pardon, 29 Ekim'de tam 100. Evet. yılda sinemalara gireceği söyleniyor ama burada da bir yine anlam kargaşası var. Yani evet. Platformda verilecek, oradan sinemaya girecek falan gibi bir kargaşa da seyircinin kafasını karıştırıyor. Bence en güzeli o neyle başlayan platformda yayınlansın ve artık seyirci Atatürk filmine kavuşsun. Hepimiz gerçekten çok merak ediyoruz. Yani ben bu filmi çektiren, Türkiye'deki yapımcı firmaya çektiren bu Amerika'daki platformun Ermenilerin yolundan giden, onların direktifiyle hareket eden platformun Ermenilerle bu işbirliğini bozup, bu bir işbirliği. Diğer iki tane Amerikan platformuna ben yayınlamıyorum, vazgeçti. Bu ticari bir vazgeçmek değil ki. Bu bir siyasi bir eylem. Türkiye'ye karşı bir saygısızlık, Atatürk'e karşı, hatırasına karşı bir saygısızlık. O ne isimli platformun bağlantısı yok mu Ermeni lobisiyle? Zaten onunla bu iki platforma da yayınlanacağı söylenen bu iki platforma da baskı yapıyordur tabii ki Ermeni diasporası. Dolayısıyla ben o iki platformun da böyle bir şeye gireceğini, yayınlayacağını, onun da bunlara vereceğini filme falan, buna inanmıyorum. Bırakın artık Atatürk üzerinden lütfen, yani bu atamızı bize bırakın yahu. Yani bu çocuk iyi bir oyuncu, Aras Bulut İynemli. Tamam ama yani ben o oynadı diye seyretmeye mecbur değilim ki, bu kadar çok şeyden sonra, gürültüden, patırtıdan, saygısızlıktan sonra. Bırakın atamızı ya, rahat bırakın ya. Rahat. Nasıl yani? Şimdi Aras oynuyor diye izlemeyeceğim mi filmi? Tabii izlemeyeceğim. Ben Aras'ta benim alacak, verecek hiçbir şeyim yok. Ben Aras'ın oyunculuğunu beğeniyorum. Ama burada Atatürk'e, hatırasına, dolayısıyla Türk milletine yapılan bir yanlış var. O yanlıştan da dönülmedi, ısrar edildi. Biz niye onların... O tepkinizi vermeniz gerekenlere verin. Yazık, Aras bir oyuncudur. Oyuncudan da çok fazla anlam beklemeyin. O görevini en iyi şekilde yaptı. Atatürk'ün hayatını ve Atatürk'ü en iyi şekilde canlandırdı. Yani bakın bir şey söyleyeceğim.
Oyuncuların ve sanatçılardan çok fazla böyle cengaverlik beklemeyin. Yani bizlerin Atatürk sevgisini de kimse sorgulamasın. Türkiye evet. Cumhuriyeti evlatlarının vatan sevgisi, Atatürk sevgisi sorgulanmasın. Tabii ki. Ama peki. Boyumuzu aşan yerlerde de verilmesi gereken müdahale cevapları zaten veririz. O cevapları Rafet Erroman'ın dansını veriyor. Gördünüz mü? Böyle böyle bir şeyler yapıyor. İlginç bir dans stili geliştirmiş. İzleyelim mi? Evet izleyelim. Şimdi bu ne dansı oluyor? Benim bildiğim bu Apache dansı. Yani bizim bildiğimiz bu. Ama Rafet Erroman kendine göre bir teknik geliştirmiş. Bebeklere şey yaparlardı ya Bilal abi hatırlar mısın? Tel sarı kızım. Tel sarardı. Tel saramazlar. Ne sarar. Aşka Pekkan'ın da böyle bir dansı var. Aşağı ama pek şey oynamıyor eller böyle. Üzülme yalnız değilsin. Benim danslarımla da dalga geçiyorlar. Senin Afrika yerlileri dansların tam. Yani o müziğin içerisinde o stüdyodaki o ambiyansla beraber aslında böyle izleyici olduğun zaman muhtemelen çok keyif alıyorsundur. Ama tabii ki Rafet iyi dans edebilen bir solist değil sahnede ama yani bir bütün olduğu zaman keyifli de şurada sadece bu yansıması böyle. Bu adam, benim de öyle oluyor çok kötü duruyor. Bu adam böyle şeyler yapmazdı ya. Yok hep böyle dans ediyordu. Rafet bildim bileli yemin ediyorum sana bak çıktığı yıldan Allah itibaren Allah. Rafet dans edemez. Yün sarar gibi burada hani ninneler yün sarar tabii, ya. Tabii tel sarar kızım tel sarar tel saramazsa. Dans etmeseydiydi de. Ya biz evet alışmışız yani. Onu böyle hani slow şarkılarda öyle ayakta mikrofonuyla söylemesine. Ya bir tane hatırlasanız yani. Aşkın Nur Yengi ile bir klibi vardı orada da dans edemiyordu. O dansı da bir ara çok konuşuldu. Dans edememe halinin daha doğrusu dansının çok eğlenceli olma hali o dönemde çok konuşulmuştu. Ki ben Rafet'i sahnede de izledim. Sahnede de böyle gerçekten. Yıllardır böyle ama. Allah Allah. Bak ne diye uğurum. Onun şarkı söylemesi de değişik, dans etmesi de değişik. Değişik evet, bir adam. Rafet Erroman. Çok kendine has bir isim. Peki çok sevdiğimiz ve birçok dizide de gördüğümüz çok başarılı bir oyuncuydu Merve Kayaalp. Henüz 36 yaşında Muğla Dalaman'da babasıyla yaşadığı evde hayatına son vermiş. Cansız bedenine ulaşılmış. Yani gencecik bir kadın kariyerinin en güzel döneminde yani ne sıkıntısı olabilir ya bir insanı bu noktaya ne getirebilir? Yani şimdi oyuncular çok zor şartlarda çalışıyorlar. Yani daha doğrusu başrol oyuncularından bahsetmiyorum ama böyle uzun süren bir dizide işte yan karakter olarak veya yardımcı oyuncu olarak uzun zaman devam edip ondan sonra iş bulamayan oyuncular maddi ve manevi çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sabahçı'da oynuyordu en son. Kaç senesinde? Ya çok olmadı Savaşçı'daki karakterin. Yani dizilerde onların bölüm paraları da bu konuşulan paralar gibi olmuyor. Maddi sıkıntılar, oyuncu psikolojisiyle iş bulamama, hak ettiği yere gelememe gibi duygusal gelgitler bazı oyuncularda böyle travmatik girişimlere sebebiyet verebiliyor. Maalesef arkadaşımız bunu çok net karar verip yapmış ama... Hiçbir şey insanın canından daha kıymetli değil. Allah'ın verdiği şu nefesten daha kıymetli hiçbir şey olamaz. İnsan soğan satar, yine de hayatını en güzel şekilde gökyüzünü seyrederek idame ettirebilirdi. Yani bunun sebebinin tabii ki ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii o elbette önemli. Ki bu bilgisi önemli. Gelecektir. Yani bir bunalım, bir buhran, bir travma sevgilisinden mi ayrıldı yoksa iş problemi miydi? Ama bir oyuncu olarak tabii ki ne olursa olsun daha güçlü bir karakterde keşke bunu yapmasaydı çok herkes çok o kadar şaşırmış ki bütün çok komşuları yakınları bir anda silahlı ateş sesi duyuyorlar. Babasının silahını alıyor. Babasının silahını alıyor balkona çıkıyor Dalaman'daki evlerinde ve orada tek el tabii sıkıyor ve vefat ediyor. Sakarya Fırat da oynadı, Savaşçı da oynadı. TRT'nin birçok projesinde rol almış. İyi bir oyuncu. Tiyatrolarda tabii İsparta'da üniversitede oyunculuk okumuş. Oyunculuğu içlendirmiş oyuncu bir insan. Tiyatroda oynuyormuş gencecik son bir zamanlarında. Kız, güzel bir kız. Evet. Ay nasıl size üzgün olduğumu anlatamam. Yani nelerdi vardı. Şuram böyle yandı. Ya inanılmaz üzüldüm gencecik. Hayatına son vermek için ne gibi gerek? Hiçbir gerekçe olamaz mı insanın hayatına son vermek için? Yani ne kadar bunalım olursa olsun ne geçirirsen geçir. Ya bunların destekleri, tedavileri var. Hepimiz neler atlatıyoruz, yaşıyoruz. Niye yaptın? Allah rahmet eylesin. Allah ailesine, yakınlarına, sevdiklerine, sevenlerine sabırlar versin. Allah rahmet eylesin. Bak güzelliğine bakar mısın? Gençliğine.
Evet. Bu son oynadığı dizi değil mi? Ay, inanamıyorum ya. Savaşçı'da. Çok da güzel oynuyor. Ne oldu şimdi yani? Ne oldu? Kime zarar yani, oldu? Yine kendine. Kim bilir ne derdi vardı tabii. Ama hiçbir dert, hiçbir sebep, hiçbir gerekçe insanın hayatına kendi kendine son vermesi için geçerli elbette, olamaz değildir. Elbette. Elbette. Yakınlarına Allah sabırlar versin. Allah elbette. Sabırlar versin. Peki amin. Söylemezsem olmaz deyince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi. Sivri dilli yorumcu. Evet. Sevgili Arto. Evet. Hey. Birazdan bizimle olacak. Çok önemli bir gelişme de var Arto ile ilgili. Önemli bir haberimiz. Önce görüntülerimiz gelsin. O geliyor yorumlarıyla. Yemeğini ben, yiyor bebeğiyle ben birlikte. Ben yerim ben sana böyle ya. Ben 200'lük. Şey açıklamalarıyla, sivri diliyle, esprileriyle, kahkahasıyla olay yaratan söylemezsem olmazın eski yorumcusu Arto Miami'den döndü. Ayağının tozuyla söylemezsem olmaz da. Evet, bugünkü konuğumuz Arto Dalga. Siz ona sadece Arto diyorsunuz. Arto geçtiğimiz yıllarda programımız söylemezsem olmaz da yorumcu koltuğunda yer alıyordu. Yorumları, esprileri, sivri dilli kişiliğiyle her zaman farkını ortaya koyan bir yorumcu oldu hep. İşindeki başarısı bir yana Arto aynı zamanda gezmeleri ve ünlü isimlerle iletişimiyle de hep çok konuşuldu. Miami'ye bir giden Arto pir gitti. Bir daha yüzünü gören cennetlikti. Fakat Arto sonunda yurda dönüş yaptı ve bilin bakalım ilk işi ne oldu? Yapımcımız Bilal Özbilge jet bir telefonla eski yorumcusunu aradı ve Arto'ya sadece davete icabet etmek kaldı. Miami'nin altını üstüne getiren Arto birazdan stüdyonun da altını üstüne getirecek. Bundan eminiz. Peki Arto'ya neler soracağız? Gelin şöyle birkaç hatırlatma yaparak topu stüdyoya paslayalım. İlk olarak kıyafet polemi. Kendisine tam donanımlı müzisyen ve şarkıcı diyen Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün müzik dünyasını çok kızdıracak açıklamalara imza attı. Geçtiğimiz günlerde kendimi diğer popçu arkadaşlarımla aynı kefeye koymuyorum. Ben onlarla asla bir değilim diyen Akçıl, şimdi de transparan giyen erkek bana gevşek geliyor diyerek deprem etkisi yarattı. Gündeme gelmek için, konuşulmak için, sesi güzel meslektaşlarının yanında o da yer alabilmek adına sanırsak böyle bir açıklama yaptı ki Akçıl, bizce kariyeri ve kendisi için çok talihsiz bir açıklama oldu. Bilakis sene 2023 ve herkes istediğini giyebiliyorken bir de konuşulan yer sahne derken bizce sanatçılar istediğini giymekte özgür ve kıyafet sanatçının farkını koyabileceği başka bir şov alanı. Gel gelelim Edis, Mabel Matiz, Berdan Mardini, Murat Boz, Fatih Ürek, Kenan Doğulu ve daha nice ünlü erkek şarkıcı kıyafetleriyle hep çok konuşuluyor. Sadece erkek sanatçılarla kalmamış, bir de kadınlar için dekolteyi sevmiyorum demişti Akçıl. Evet, Arto'ya konuşulacak bir malzeme. Gelelim bir diğer can sıkıcı olaya. Çağla Şikerli yaşadığı dava sürecinde son durum ne? Geçtiğimiz günlerde Arto'nun tüm mal varlığına haciz konulduğu haberleri çıkmıştı. Arto yoksa parasız mı kaldı? Bakalım ne cevap verecek? Şimdi son bir özet geçerek topu içeri atıyoruz. Son günlerde magazin dünyasında nelerin konuşulmasına sebep olduk? İrem Derici ve Atakan Işık tutan aşkının bitmesi için neler söyleyecek? Serdar Ortaç'ın son zamanlardaki halleri ve canlı yayınları için ne yorum yapacak? Sonunda yuvada, sen aşık mısın? Evet, seni seviyorum. Harbi. Sahnelerde şu anda en beğendiği isim kim? Kimi beğeniyor? Kimin konserlerine gitmek için sıraya giriyor? Survivor'ı bu yıl takip edecek mi? Yarışma başlamadan polemik yaratan Turu abi için ne düşünüyor? Televizyonunuzun sesini açın, arkanıza yaslanın. Olay yorumlar geliyor. Arto hoş geldin Miami'den ayağını tozuyla. Çok hoş özlemişim. Geldin. Nasıl hissediyorsun şu anda? Titriyorum şu anda. Çok heyecanlıyım. Aslında kendi evine geldin. Aynen yani. Öyle kendi hoş evime. Hoş geldin demek değil o. Evet, çok kendi teşekkür evinde şu anda. Kendi evimiz, kendi programımız ne güzel. 3 sezon neredeyse sunduk. Çok güzel geçti. Özlemiş misin?
özlemişim ama sabah kalkmak yani çok zor oluyor. Yani bir de heyecandan 7'de falan kalktım ben, 6.30-7'de. Ne yapacağım dedim acaba, çok özlemişim. Bütün yazan insan, arkadaşlarıma, dostlarıma, tanımadıklarıma herkes ay hoş geldin bilmem ne, ne oldu dediler, Bilal gidiyor mu? Evet dedim. Bilal canım gidiyor dedim. Altımı kazmış, ne yapıp yapıp yerime gelmiş dedim. Şaka bir yana sadece kısa bir misafirlik, güzel bir birliktelik olsun diye misafir olarak geldim. Hoş geldin. Bütün yazan başımızın tacısın Artuk'un. Cansınız. Artuk bir değişiklik var. Saçına bir şey mi yaptın? Topik mi sürdün? Peruk mu? Ne bu ya? Hayır. Vallahi Gülşen, bizim Ertem Şener'i de biliyorsunuz burada, program yapıyor muhteşem. Onun eşiyle birlikte bir çalışma yaptık saçla ilgili. Vallahi eksik olmasın, bayağı fışkırdı yani. Bilimsel bir çalışma yapmış. Hayır, bu sefer de epilasyona gitmek zorunda kalacağım diye korkuyorum. Yani artık her yerden fışkırdı. Arto'nun tanıtımı VTR'si dönerken, yani stüdyodaki dönen muhabbeti umarım şu anda canlı yayında da aksettirir. Rütük kızar. Yok, Rütük kızmayacağı şekilde bence bütün konuşmalarımızı dökelim masaya. Evet, ben döküyorum o zaman. Haydi dön. Selen dedim ki, biraz daha açılırsan dedim artık hani bir şeyin kalmayacak dedim. Diyor ki arkada çalan çocuklar bana ne diyor dedi. Çalamıyorum solist. Böyle bir şey olabilir mi? Miami'den mi gömleğin? Çok Miami'den. Güzel. Çok güzel, bayıldım. Beğendin mi? Çok beğendim. Çok ama şıkır şıkır. Çok. Sinan Akçıl beğenmez böyle şeyleri. Sinan Akçıl, Sinan Akçıl son benim önümde soyunuyordu. Yani bu nasıl ikilemdir? Yani bu nasıl bir söylemdir? Bu kadar iyi bir müzisyenin kötü bir şarkıcı. Bak nasıl söylüyor. Bak. Sokak orası. İşte vücudu bu, yeni yaptı. Ha? Ne yaptı vücudu? Kanka. Ay bir dakika. Göremedim Sinan Akçıl. Sinan Akçıl Miami'de vücut yaptı. Sokak ortası burası. Sokak. Niye vücudunu gösteriyor sana? Bilmem. Arto, senin arkadaşların var değil mi? Benim Sinan'da tarafımdan alıcısı yok da yani. Senin arkadaşların var değil mi Sinan'la? Var. Yani bir paylaşımın var. Benim var ama yok fark mesela etmez. Hayır, yani şey için soracağım bunu. Ben biliyorsun acımam öyle şeylere. Benim öyle bir arkadaşım yok. Merhaba tanıyorum. Yani tanıdığım kadarıyla da bir şeyini görmedim yani. Saygılı bir insan olarak biliyorum. İyi de bir müzisyen. Evet. Çok iyi bir müzisyen. Çok iyi bir ama müzisyen. Allah çok affetsin, kötü bir şarkıcı. Allah affetsin. Çok itici yansıyor şeye, basına ve ekranaya. Ya o kadar müzisyen tarafı bu kadar başarılı, çok da yakışıklı. Şarkıcılıkta bir şey olmadığı için devamlı saçma sapan röportajlar veriyor. Son sadece gündemme olsun diye. Son zamanlarda üstelik üst üste ben muhafazakarım diyor. Neden söylüyor sence bunu? Ben muhafazakarım. Ben aslında çok muhafazakarım. Neden sence böyle bir şey diyor? Bilemiyorum yani. Ne kadar şey değil mi? Yani bunu söylemen, yani bunu söylemek zorunda mı mıyız? Diyor ya, at sahibine göre kişiler. Diyor ki son evliliğimde eşimin Burcu Kıratlı'nın birinci nikahta giydiği gelinliği görünce şok oldum ya, diyor. O ya, hani dekolte gelinliği görünce evet, şok oldum diyor. Ya Burcu Kıratlı senin huyunu suyunu bilmese öyle rahat hareket edemez ki zaten. Senin bir şey demeyeceğini bildiği yani için. Senin bana garip geldi yani. Geniş bir insan olduğunu bilmese zaten öyle bir kıyafeti tercih etmez. Evet. Bu kadar mutasip olduğunu bilse, bu kadar muhafazakar olduğunu bilse. İşte asıl ben de şu muhafazakar kesime seslenmek istiyorum. Sakın bu tip insanlara kanmayın. Bunlar yalandan yapıyorlar. Yalandan. Mış gibi. Tabii yapıyorlar. Mış gibi. Aynı güzel söyledin. Mış gibi mış yapıyorlar. Gibi. O kadar doğru bir şey söyledin ki. Şu anda böyle mütasip kesimi kazanıp onların üzerinden para kazanmaya çalışan, hiç kafa yapılarının ve ideolojilerinin öyle olmadığı halde öyleymiş gibi oynayıp onların üzerinden para kazanmaya çalışan insanlara itibar etmeyin arkadaşlar. Kesinlikle etmeyin. Kesinlikle. Çünkü doğasında yok zaten. Zaten böyle değil. Çünkü yalan. Yani beklentisi var. Şimdi nerede o zaman? Ya çok şey söyle, dolu doluyum da çok şey söylemek istiyorum. Peki şey ne diyorsun? Bugüne kadar bütün kadınları ben terk ettim açıklaması yapmış bir de. Tabii hepsinden paraları alıp terk etti. Doğru söylüyor. Paraları geri ödemesin diye olabilir mesela. Ya bir erkek böyle bir şey söyler mi ya? Bütün kadınları, hayatımdaki bütün kadınları ben terk ettim diye bir egosantrik bir açıklama yapılabilir. Ebru Şanlı ile biliyorsunuz yani alacaklarını hiçbirini ödemedi kadına. İşte. Kime?
Ebru Şallı'yla. Bu bildiklerimiz, bildiğimiz. İlk İzel'le duymuştuk öyle bir şeyi. Hatta ben bir yerde söylemiştim bir programda da $100,000 İzel'e borcu varmış diye. Sonra İzel zavallı, dünya İzel, tatlısıdır. Aynen, iyi İzel, olduğu için reddetmiştik. Evet, evet, hemen reddetmiştik. İzel, bravo. Kesin reddetmiştik. İzel hemen benim böyle bir alacağım yoktu diyiverdi. Yani İzel dünya tatlısıdır. Yani tabii. Sinan'ı hiçbir zaman şarkıcılığıyla konuşmadık. Hep ya yaptığı aranje ya yaptığı besteyle konuştuk. Magazin gündemde. Başka türlü hiçbir zaman. Ondan sonra da şarkıcılığa evet. Geçtikten sonra da sadece söylemleriyle konuşuyoruz. Çünkü evet. Ses olarak o kadar vasat ki. Evet. Yani o kadar vasat. Yani çıkmış ne bileyim Ediz gibi, Murat Boz gibi. Ona bakarsan İzzet Yıldızhan da şıkır şıkır giyiniyor. Mahsun da yeri geldiğinde şıkır şıkır evet. Parlak ceketler, parlak. Yani Arto bir şey diyeceğim bunun... ya. Bak mesela Serdar Ortaç'ın da çok kuvvetli bir sesi yok. Evet. Ama Serdar Ortaç çok güzel okuyor. Tabii çünkü niye? Kendi besteleri ya. Bir de hayat verirken bu adam doğru... da müzisyen nasıl okuyamıyor peki? Ya bazı şeyler vardır. Bazı şeyleri de yapmamak lazım. Serdar vardı niye hakkında ne düşünüyorsun? O da çok ikon bir karaktere dönüştü. Ben bir şey diyeyim mi? Moda ben çok beğeniyorum. Gibi. Berdan'ı. Evet, şey olarak son giysi tarzını. Sibelcan hemen taklit etmiş gördüğünüz evet, gibi. Aynısını evet, aynısını o hasır neydi şey? Kilim deseni. Aynen, kilim deseni. Bayıldım ben. Ben Berdan'ı seviyorum. Berdan'ı bir kere sanatçı olarak 50'ye katlar Sinan'a. Ses olarak. Berdan'ın tek kusurunun ne olduğunu biliyor söyle, musunuz? Ne? Özcan Deniz'e benzetmeye çalışması. Kaşlarını güzel aldırması. Özcan Deniz'e benziyor olması. Ya onu hayranlar tek çocuk, handikapı. Tek handikapı. Aynen öyle doğru yani söylüyorsun. Yani Özcan'a benziyor olmasaydı size yemin ediyorum Berdan Mardin'in çok daha farklı ama bir kariyeri onu, olurdu. Ama onu Berdan'a orada çok yüklenmeyelim. Onu hayranları öyle şey yaptı. O intibayı ama yüklediler ona. Benziyor hayatım yani. Benziyor yani. Ne alakası var? Şimdi bir şey değil mi? Adam benzetmeye çalışıyor. Ya Berdan Mardin'in insan kim olduğunu biliyor musun? Git Güneydoğu'ya, Mardin'e, Diyarbakır'a Berdan Mardin'i de bakalım. Herkes bak tanır. Bak şimdi Bilal abiye ben ne diyorum? O bana tabii. Da cevap veriyor. Ama her zaman Bilal seni yok, hiç sevmiyor. Berdan Mardin'i gerçeği 20 yıldır, 25 yıldır bu ülkede var. Tamam hayatım peki. Neden ben... Özcan Deniz'in sırtına binsin ki? Niye ihtiyaç duysun? Ben sırtına biniyor demiyorum. Benziyor. Benzemese daha yüksek bir şey kariyer yapardı. Bak şimdi ben Özcan... Beyaz saç kullanmaya başladı. Berdan da beyaza döndü. Yani aynı böyle Özcan'ı taklit ediyor tarz olarak. Şimdi kıyafetin değişti. Şimdi bu kıyafeti nasıl? Yok yok. Özcan böyle mi giyiniyor peki? Berdan Mardin'i böyle giyiniyor. Berdan Mardin'i 2 senedir, 3 senedir böyle değişik aykırı kreasyonlar giyiyor ama kendisi. Ama Berdan zaten hani bunun da çok gündeme geldiğini görünce güzel bir şekilde devam etmeye başladı. Özcan böyle. Deniz'den uzaklaştı. Onu uzaklaştı. Şimdi kilim desenlerini Ediz'i, sardı. Ediz'i taklit ediyor. Selen'in yanına oturdu. Selen bulaştı sana. Burası doğruların tarafı. Bu kaşınıyor. Burası doğrular kaşınıyor. Ama Didem'i de nasıl yanına alıyor. O seni tutmuyor canım. Sen boş ver. Ben tarafsızım. Sen yalnız bir gazetecisin. Sen yalnız bir gazetecisin. Miami uçağı kaçta kalsın. Valla dediğim gibi ben bak, çok Berdan'ı şey çok ya. Beğeniyorum. Berdan Özcan görünümlü Ediz gibi oldu. Doğru. Evet. Doğru. Yalan mı? Doğru. Arto 1 milyonluk dava açmıştı Çağla sana. Ya 10 bin lira alıp gitti dermiş. Ya yani bu mahkemelerimizi, bu yargımızı boş yere meşgul etmek. Yok işte bak tam ben geldiğim gün en az herhalde 30 gazete, sosyal medya, Arto'nun mallarını el kon. Bunları bunlar servis yapıyor bu biliyorsunuz. Arabalarını tabii, haciz konmuş, hayır, evine. Evet, 10 bin lira. 10 bin lira için 10 bin lira. Bu arada da yargımız, sevgili avukatım Gürol Bey beni uyardı. Dedi ki daha bu üst mahkemede daha netleşmiş bir şey yok. Hı hı. Sadece bazen önden yargı ön karar olarak verebiliyor. Senin dedi eski avukatın biraz olayı safsakladığı için bir ödenecek bir ücreti ödenmediği için sana haciz göndermişler. O da sadece ufak bir hesaba. Yani 1 milyon liralık dava açtı. Peki kim servis neyin etti bu havayı? Ya? Avukatlar eder ya. Avukatlar sebep ya da. Sebep neydi ben çok iyi bilmiyorum. Çağla avukat. Mı? Çağla'nın avukat yani sebep şimdi neydi? Size soruyorum kardeşim. Evet. Sen Türk kadınına oturup kalkmayı öğretiyorsun. Çağla Şikel. Evet. Türk kadınına oturup kalkmayı öğretiyorsun. Senin haddin değil de bunu oturup kalkmayı Türk kadınına öğretmek YouTube'da öğretiyor.
şey olsun diye tıklanıp hani 3-5 kuruş para kazansın mini diye. Mini etekle nasıl oturulur diye. Mini etekle işte nasıl oturur, evet. Nasıl frikik ver. Sen 80 milyona göğüslerin açıldı. Yani bu kaza da olabilir, kaza olmayabilirdi. Sen 30 yıllık bu kadar profesyonel mankensin. Sen profesyonel mankenin dans ettiğinde straplez mi ne giymiş o gün hatırlamıyorum. Böyle yaptığında iddiayla ya da böyle yaptığında onun düşeceğini bilir misin bilmez misin? Bilirsin, tabii ki bilirsin. Ona göre tedbirini alabilirsin yani. Değil mi? Onun tabii. İçine bir şey giyebilirsin. Madem çok canlı bir yayın yapmak istiyorsun, oynamak istiyorsun, zıplamak istiyorsun. Sen bilirsin ki bunun geri dönüşümü var. Ya göğüslerim açılır ya bir yerim açılır. Ben televizyonu, kendi kanalımı ve kendimi zora bırakırım. Hani çocuklarını çok düşünüyor ya, zora bırakırım. Yani madem öyleyse içine mayo giyersin. Siyah bir mayo bilmem ne. Bunu YouTube'da ama yaptı değil mi? Bu çekimi YouTube'da yaptı. Hayır, canlı. Ben de dedim ki ben de Amerika'dayım. Şimdi böyle bir şey önüme gelince YouTube'da işte oturup kalkmayı öğretiyor bilmem ne. Ay dedim güzel bir şey hani ben de gırgır yapayım dedim tamam mı? Yani hiç ay dedim ki sen dedim oturup kalkmayı millete öğreteceğine dedim. Sen kendin canlı yayında her yerin açıldı. Önce kendine bir öğret dedim. Orada bir ironi yaptım. Sen bu kendi kendine bir gaza gel bilmem ne. Bir de tabii programa başladı. Bu yüzden mi daha başladı sana? Evet. Mahsus ve 30 tane. Ve maalesef yargımız çok o da ayrı bir şey. Ben Amerika'dayım. Bana yaklaştırma mı? Neydi uzaklaştırma kararı? Yok bilmem ne. Uzaklaştırma da mı çıkardı? Ya bu kadar ölen, bu kadar öldürülen varken rica ediyorum ya biraz daha dikkatli olalım ya. Bu kadar öldürülen kadın varken şu saçma sapan şeylerden saçma sapan cevaplar vermeyelim ki bazı insanlara payı vermeyelim. Sen ne yapıyor? Rating. Ya ilk böyle bir kanalda çalışıyorsun. Ne ilk 10'dasın, ne ilk 20'desin, ne ilk 30'dasın belki. Geçen günde buza giriyor ki şey olsun diye reklam gündeme gelsin. Üçüncü kere girdi artık buzun hep içinden çıkmıyor bu üç yani. Daha mı? Öyle mi? Devam. Ne ispatlanıyor onu da anlamış değiliz ya. Bir kere de yani anladın mı? Yani bu kadar böyle şeylerin peşinde koşan insanlar. Yani yapacak bir şey yok. Benim anladığım kadarıyla 1 milyon liralık manevi tazminat açıyor. Böyle bir şey yaparlar. 10 bin liralık. 10 bin lira da avukatına gitmiş olabilir ama daha ceza davası bitmedi. Üst mahkemede bu arada. Daha bitmiş değil. Avukatım Gürol Bey söyledi. Dedi ki ne yapıyorsunuz dedi. Bitmiş değil ki onlar kendi kendilerine hadi biz kazandık. Genel mahkemeyi kazanmış. Evet. Genel mahkemeyi kazanınca alacağını talep etme hakkı var. İcrayla da senin mallarını, bütün mallarını haciz çok malın bütün var galiba. Malı, bütün çok, malı falan değil. Ay, öyle bir servis yapılmış. Aynen sus. Dairelerine yazık. Rezidans dairelerine. Ya sus yazık abim. Ben Amerika'dan geldiğim gün bütün servis yapılan. Servis bütün benim Amerika'dan indiğim gün Türkiye'ye. Gülşen çıktığı gün yapmış diye Bilal abi hatırlıyor musun? Bize mahkeme kararı gelmemiş. Bir anda biz kendimizi manşet olarak gördük. Abim beni sabahın köründe arıyor böyle yaptı. Dedi ki haberin var mı? Ben bak şu anda yine söylerken tüylerimde ne oldu dedim. Bütün mallarına el konmuş dedi. Ben anladığını ya. Ben şok. Ulan diyorum daha dün bir 3 lira 5 lira bir yere havale yaptım bilmem. Ben tabii birden şok. Ondan sonra bir baktım ki saçma sapan işler. Bir 10 bin lira için benim maalesef bir önceki avukatımın safsakladığı. Haber servis edilirken mal varlığın da etraflıca tarif ediliyor, anlatılıyor detayları. Şu kadar arabasına, şu kadar bilmem neyine. Ya bu bilmiyorum ama burada bir şey var yani. Tabii. Başka bir niyet var. Tabii. Sektörü çok eski tanıyan, sektörün çok eskiden beri içinde olan ve bugün günümüzde daha farklı stratejiyle starlık hayatını devam ettiren birçok insanın ilk adım attığı andan itibaren tanıyan adamız. Aynen tamam öyle. Mı? Şimdi mesela birçok insanın geçmişini, nerelerden geldiğini, neler yaşadığını
Hay neler yaptığını bu kadar bilir. Ne alışveriş merkezlerinde ne özel defilelere çıktığını, onun bunun şunun ya da nerelerde nerelere servis yaptığını, hangi yatlarda neler aldığını, hangi yatlarda ne katlar aldığını. Evet. Gerçi sen de bilirsin. Ücretli arkadaşlıklar yapıldığını. Aynen öyle. Yani, ücret karşılığında arkadaşlıklara şahit olunan birçok şeye karşı şahitliğin olduğu için. Şimdi günümüzdeki bu tutumları nasıl buluyorsun? Yani bir anda böyle bir asalet abideli. Ay sus. Ondan sonra gibi. Muhatap olmuyorum deyip ve direkt dava açılan. Bir de ben olan olaylarla ilgili olan senin 50 tane gazetede, ana haberde ve kapaklarda basketbolcuyla onu eski kocanı ya da o andaki kocanı aldattığından tut da bilmem neden tut da her şey yapılmış. Sen bunları mahkemeye vermiyorsun veya Ahmet'i Mehmet'i veriyorsun mahkemeye mesela. Artuğ'cum evet. Acıktın mı? Çok acıktım. Tost yer misin canım? Ay canım benim. Ya araya gidiyoruz birazdan. Karşılığı var mı tostun? Var. Var mı? E tamam varsa o zaman. Reklama gidiyoruz. Hadi gidelim madem öyle. Birazdan Hande Erçel ve Afra Soraçoğlu mu? Hangisi daha iyi oyuncu? Adamsın. Söylemezsem olmaz da. Arto stüdyo konuğumuz biliyorsunuz. Merak etme söyleyeyim mi? Hayır ya. Neyi peki söyle. Aramızda konuştuğumuz şeyleri ama Allah Allah. Sen bak de ya. Pes diyorum yani. Bu da hiçbir şey söyletmiyor. Bu kamera arkası yayınlansa kendimi, var ya eyvah diyorum. Kendimi bir içimi eyvah. Dökeyim diye geldim yani. Programın adı söylemezsem olmaz hiç değil mi? Hiç söylüyorum. Konuşacağım konuş. Bir söylüyorum. Konuş. Yani önce Son Çağla'yla devam etmiştik galiba. Son evet. Onu söylemiştik. Son evet onunla ilgili bütün içindekileri dökmüştün. Son bir şey daha söyleyecektim onunla ilgili. Ne söyleyecektim? Yani geçmişini çok unuttuğunu söylüyordun. Sevgili hatta Mehmet Ali'nin programında yaptı hostesliği bile. Asıl Mehmet Ali. Ya Mehmet Ali de hosteslik yaptın. İnsan, Çağla hosteslik yaptı mı ya Mehmet Ali'nin programında? Evet. Çarkıfelek zamanı o yıllarda evet. Çarkıfelek diye çok ünlü bir program vardı. Evet. Her gün bir numara yani. Evet. Her gün bir numara reytinglerde. Mehmet Ali gibi Türkiye'nin en iyi, hatta dünyanın en iyi tiyatrocularından, hı hı. En iyi oyuncularından ve en iyi sunucularından ki biliyorsun Çarkıfelek yıllarca dünya, global olarak ödül aldı biliyorsun. Çünkü yabancı bir format. Evet, evet. Ya bir kere bile ne Mehmet Ali'yi doğru düzgün andı ne orada posteslik yaptığını ki nitekim ben sonra onu gördüm yayından sonra. Hatta yayınına çağırıyor. Yayınında bile orada çalıştığını, orada birlikte çalıştıklarını söylemiyor ya. Niye utanılacak bir şey mi Çarkıfelek'te hostes olmak? Kimler geldi, kimler geçti o programda? Orada çalışmasa Bilal Bey daha iyi bilir. Yok estağfurullah. Mehmet yani gazeteci Erbil'in... olduğu için o yıllarda Mehmet'in... orada çalışmamış olsa belki de Çağla'nın evet. Çeyisi bak, olmayacaktı. Görüntüsü. Çarkıfelek'ten. Mehmet Ali Erbil'in çarkını çeviren herkes şöhret oldu. O kadar ya. Herkes şöhret oldu. Ya bir kere öyle. İnsanlar yarışırdı Çarkıfelek'te hostes evet. Olabilmek için. Aa, evet. Değil misin? Mehmet Ali bile bahsediyoruz yani. Evet, yani Mehmet onu da sevgiyle analım. O yüzden yani işte vefa sadece bir semt adı değil. Asıl benim merak ettiğim bu kadar ana kanal olan bir kanalda yani bayağıdır program yapıyor. Neredeyse tabii, kaç sene ilk oldu 50'de, ya. İlk 70'de. Belki siz daha çok reytinglere bakıyorsunuz. İlk tabii. Nerede? Yeri geliyor. %'de bile değil. Yani burada ne hangi relasyonlarla acaba o kanalda kalıyor da merak ediyor. Kendi yayınlandığı dakikalarda öbür kanal hepsi bütün ATV olsun, Show olsun yani bütün majör kanallar tabii. Hepsi ilk 10'da, ilk 20'de. Bir de çok çetin bir rekabet tabii. Var gündüz ve kuşağında. Ve hepsi birinci. Doğru Çağla'nın kendi... yayını neredeyse yok biliyor musun ilk 100'de? 3 senedir mi? Nasıl devam ediyor? Yani, düşün. Devam ediyor. 9 senedir. Düşün. 8-9 senedir tabii. Yani ne bağlantı var acaba? Ne var da yani ilk 50'de, ilk 100'de olmayıp bütün kendi zamanında yapanların hepsi ilk 10'da, ilk 20'de aynı segmenttekiler. Ne diye tutarsın? Ya size bir şey söyleyeyim mi? Yani... Bazı yayınlarda şöyle bir şey maalesef doktorlarımız çok kanıyorlar. Çünkü doktorlardan çok ciddi paralar alınıyor. Şimdi doktor bilmez ki adam ameliyatta okuma derdinde. Duymuş işte bir Çağla Şikel ya da işte bir celebrity birini. Onunla programa çıkacak ve görünecek diye... Çok ciddi paralar ödüyorlar. Anlatabiliyor evet. Muyum? O yüzden de devam etme sebebi... Parayla orada satın alınmış bir yayın da olabilir. Belki evet. Oradan yanılıyor olabiliriz. Çünkü ben kanalın yöneticisi olacağım. İlk 50'de, ilk 100'de olmayan ve bütün akranlarımın o saatte çalışanların hepsi ilk 10'da bir olacak. Çok, çok iyi bir kanal ve çok izlenen bir kanal. Haberleri, dizileri tabii, hepsi yani. İlk 5'te, ilk 10'da olan bir kanalda. Dolayısıyla sorgulamak tabii normal evet, oluyor. Yani nasıl olabiliyor, nasıl tutuluyor?
ne relasyonlar, ne oluyor bilmiyorum. Yani, bu arada bazen tabii, evet tabii, enteresan tabii, oluyor böyle. Tabii Çağla Şikali'nin de bağlanıp kendini ifade etme hakkı her zaman var. Adı bu geçen arada, herkes bağlanıyor. Evet. Süreyya Yalçın senin bana gizliden sorduğun şeyin cevabını veriyor. Hmm. Biz gerçekten diyor masayı satın almadık. Her gün oradayız o yüzden gidiyoruz diyor. Ha, mekana. Evet. Süreyya Yalçın selamlar olsun bizi izliyormuş Bodrum'da şu anda. Sevgili Süreyya Yalçın. Bodrum'da Türkbükü'nde bir çok meşhur bir restoranın masasını her zaman için kendisine ayırttığını parasını evet. ödeyip söylenmişti. Evet selamlar belki gönderdik. De, belki peki. de olabilir. Belki de olabilir. Hadiseyle ama bu devam edeceğiz. Bulimia veya anoreksiya değil. Sadece onu söylememi istedi. Bir rahatsızlığı yok. Evet. Ama hadiseyle devam ediyoruz. Evet. Hemen konuşmak evet, istiyorum çünkü konularımız çok fazla bugün. Aynen. Seni de yakalamışken hepsini sormak istiyorum. Şimdi hadise bizim izledin bol bol mi programı? Çizgili olduğumuz dostumuz. hangimiz olmadık ki? Bize aynen. de avukat göndermiş. Gerekçesi ne biliyor musunuz? Çizgili gömlekli bir beyefendinin yemekte, sofrada fotoğrafını çekti. Evet. Bir de kalp koydu o fotoğrafa. Biz de bunu konuştuk. Sonra bir baktık ki aynı gömleği Mehmet Dinçerler giymiş. Dedik ki hadise ve Mehmet Dinçerler yeniden bir araya gelmese geldiler. Gelmese bile sence gönlü kalmış mıdır Mehmet'te? Avukat gönderdi, bir de yetmedi. Şimdi sahneden de gönderme yapmış buyursun. Bir bakalım. Adı yine eski eşi Mehmet Dinçerler'le gündeme gelen hadiseden söylemezsem olmaz'a olay gönderme. Olay cevap. Bazıları çünkü eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz. Sahneden bunları dedi. Bazıları çünkü eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz. Röportajda ağzını yine bıçak açmadı. Gömlekli beyefendi fotoğrafı çıktı, bazı yakıştırmalar yapıldı. Hadise neden sağ gösterip sol vurdu? Bununla ilgili zaten açıkla... Ünlü şarkıcı yine adından söz ettirmeye devam ediyor. Hadise her hareketiyle, her açıklamasıyla, her paylaşımı, her sahnesiyle olay yaratıyor. Benim için kapanan bir konunun hala gündem olması enteresan bir şey. Anlıyorum magazin ama benim yorum yapacağım bir konu artık değil. Benim gündemimde yok. Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı bir paylaşım yapmış ve sosyal medya çalkalanmıştı. Fotoğraftaki gömlekli kişinin eski eşi Mehmet Dinçerler olduğu düşünülmüş ve ardından Mehmet'in de o gömleği giydiği ortaya çıkmıştı. Bu konuyu yayınımızda konuşunca hadise avukatı aracılığıyla harekete geçmiştine hikmetse. Oysaki fotoğrafı sadece biz değil tüm Türkiye konuşmuştu. Hadise her ne kadar çıkan haberlere kızdığını gösteren davranışlar sergilese de yine gündem olmayı başarmıştı. Şimdi sahne öncesi. Bazıları çünkü eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz. Hafta sonu konser veren Hadise geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında konuştuğumuz iddialara cevap verdi. Olay gönderme yaptı. Bizde bir kitap tekrar okunmaz dedi. Bazıları çünkü eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz. Hadise yine amacına ulaştı. Mehmet'i dinle doladı, manşetlere oturdu. Bazıları çünkü eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz. Havalimanında yakalanan hadise açık göz, sahnedeki açık sözlülüğünün aksine düt yemiş bülbüle döndü. Çok fazla zamanınızı almayayım, çok yorgunsunuz da biliyorum. Sadece çıkan fotoğrafı sorayım. Hemen bir çizgili beyefendi, gömlekli beyefendi fotoğrafı çıktı, bazı yakıştırmalar yapıldı. Size sormak istiyorum. Sesi de kısılmış hadisenin, geçmiş olsun diyelim. Bununla ilgili zaten açıklama yaptık Akif ya. Daha fazla bir şey söyleyemem bununla ilgili. Peki konser nasıl geçti o zaman? Hiç uzatmayalım oraları. Güzel geçti. Çok güzel. Biraz hastayım. Geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Açıklama yapmak istemeyen hadisenin bu tavırları için bakalım yorumcularımız ne söyleyecek? Hadise yine konserden cevap vermeyi tercih etmiş. Diyor ki bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap ikinci kere okunmaz diyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben... Hani mecazi anlamda söyleyeceğim ama ben gerçekten böyle bir rezalet hayatımda görmedim. Bir insan düşünün ki senelerce birlikte program yaptığı arkadaşının
kocasıyla beraber oluyor. Ebru Gündeş. Ebru Gündeş. Reza Zarrab. Reza Zarrab. Birlikte oluyor. Biz burada bir şekilde bütün bu olaylar çıktığı için, haberler çıktığı için yerden yere tabii ki haklı olarak vuruyoruz. Ebru'yu savunuyoruz. O andaki savunulacak kişi çünkü Ebru. Ve bununla ilgili bir sürü konuşmalar yapıyoruz. Siz bir insan düşünün ki bu kadar yere batırıldığı halde 300 bin lira olan mesela sahne parasını 3 milyon liraya çıkartıyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Siz Türk halkı olarak mutlaka ki tenzih ediyorum. Anladınız. O 300 bin lira verilip de şu anda 3 milyon lira veriyorsunuz ya. Reklamlarda oynatıyorsunuz. Bir pırlanta yüzük reklamı, bir takıyı, bir bilmem ne. Her şeyde oynatabilirsiniz. Ama bu aile olgusu demek. Evlilikle alakalı. Bu tip şeylerde oynatmayın kardeşim. Oynatmayın. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bu bir tek Türkiye'de olabilir ya. Ya olur mu ya? 300 bin liraya giderken 3 milyon liraya gidiyor ya. Ki Ebru Gündeş boşanma davası açtığında boşanma dilekçesinde avukatı hadiseyi ima ederek çok yakın bir arkadaşının kocasıyla bir arada olduğunu kızının bakıcısı söyledi. Tapelerde ve evet. ifadelerde var yani. Özel bunlar, mesajları evet. ortaya çıktı. Yani, söylemezsem olmaz da fersah fersah neler? Bunlar konuşuldu, ya paylaşıldı. Düşün hadi üzerimize alınmadan söylüyorum. Çıkan başka haberleri söylüyorum ya. Yani. Evet. Hani peki, şukalalık olmasın diye. Burada hangi gerekçeyle bunu basına ve halka sunan yayın kuruluşlarına dava açılıyor? Hangi gerekçeyle? Bu kadar ispatı olan. Özel hayat. Ama sanatçının özel hayatı olamaz ki. Hayır dışarıdaki şey de zaten olmaz. Bir de ya istediği gibi açsın. Yargı ne dedi bununla ilgili? Ya bu sefer tabii işte bazı yargıçlar, bazı hakimler gerçekten sağduyulu. Çünkü sen kamuya mal olmuşsun. Biz istediğimiz gibi yorum yaparız ve yapacağız da. Yapacaksınız evet. Şimdi kamuoyuna yayıldıktan sonra zaten haber yapıldı. Yani gazetelerde yayınlandı. Gazetede, ana kaynak medyaya düştükten sonra öyle. Söylemezsem olmaz da bu masada bu konu konuşuluyor. Bunu tekrar hatırlatalım yani. Zaten yasada da var. Sen alkışlarla bir yere geldiysen, beğeniyle bir yere geldiysen, şöhrete ulaştıysan tahammüllü olacaksın eleştirilere. Sana herkese yaptıklarından çok daha fazla eleştiri yapabilirler. İşi bu olanlar. Peki hadise dava açtı. Sonuç? Hiçbir şey olmadı. Mahkeme i̇şte veren karar verdi mi? Sayın hakime ve böyle sağduyulu insanlara teşekkür ediyoruz abi. Aynen. Çünkü olan şeyleri söylemek, tabii ki söyleyeceğim abi. Bu çünkü bence yani çok söylenecek kötü laf var da olmaması gereken bir şey. Sen devam ver elini. Devam. Sen benim bir tanemsin, sen canımsın benim bilmem ne deyip ne zaman ihtiyacın... Ben Ebru Evet burada. Sen Ebru Gündeş'sin. Ben Ebru Gündeş'im sen. Aa, ben niye hadise oluyorum kardeşim? Ama ben Ebru Gündeş'sem gerçi sen ben parayı oynuyorum tamam ben hadiseyim. Ya sen o zaman bunu... bana oynaman lazım. sen de maşallah yani... Neyse bir şey demek istemiyorum. Ya dediğim gibi yani... Yani Ebru Gündeş'e oynuyordu ama eşiyle de birlikte oluyordu iddiaları vardı. Öyle mi demek tabii istiyorsun? Ki. Öyle demek istiyoruz değil. Evet. Zaten milyonlarca... Bir de dostluk ilişkisi sadece iş ilişkisi değil ki. Ben düşün Selen'le çok iyi arkadaşım ama iş partnerim aynı zamanda. Ben Hamdi Alkan'la beraber olacağım. Olabilirsin. Yok Hamdi. Hamdi'yle olabilirsin. Hayır Hamdi'yle olabilirsin. Yani o yani kala. Boşanmış ya. Boşanmış bitmiş. Ya sen nasıl kurtuldun bu adamdan değil mi? Evli olduğunu varsın. Ne evlisi ne boşanmış hali. Hiç kimse olmadı. Sen nasıl kurtuldun bu adamdan? Allah seni kurtardı. Hep şey yapıyordu, yanıp yıkılıyordu. Hiç para yedirmiyor, bana hiçbir şey yapmıyor diye. Para yedirmiyor demedim Marto. Bakmıyor dedi. Yani bazı, o benim konum ayrı. Benim konum ayrı, şimdi hadise konuşuyoruz. Aşkım sen de öyle bizi ilk zenginlikten geldin ki, ilk kocan, ilk bilmem ne yani o kadar varlıktan geldi ki. Ondan sonra bir tane iyi bir tiyatrocu, iyi bir sinemacı tabii sana sandım. Yetemedi. Sandım. Sandı. Ya, bomba içinde bomba. Sus. Sus oradan. Ama Hamdi Hamdi'ye yürüyünce ben de tamam dedim olabilir dedim. İzin veriyorum. Hamdi, ben de sorayım. Hamdi kötü bir şeydi. Boş ver sen Hamdi'ye hiç bak. Ben örnek verdim mesela sadece. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ olsaydı belki olabilirdi. O şey zaman kızabilirdi. Yılmaz'a yürüsün. Yılmaz'a. Allah Allah. Biz işimize yürüyelim. Şunu söylemek istiyorum. Sen hadisenin Mehmet Dinçer'lere
dönmek istediğine inanıyor musun? Dönebilir mi? Yeni bir şey olabilir mi? Dönmeyecektir. Çünkü bu iş ona güzel geldi. Fakat gönlünün bir yerinde kaldı mı? Kaldı. Çünkü o zamandan beridir yakışıklı, presentable, bir şekilde presentable, varlıklı bir aile. Ha, kendisinde para var mı yok mu bilmiyorum. Çok olduğunu zannetmiyorum. Çok borcu var ya. Yani çalışanlara aylarca maaş ödemedi iddiası var. Ama biliyorsun, tabii biz biliyorsun avukatları bağladık, neler ne açıklamalar oldu. Ama bazen bazı insanlar vardır ki Victoria Beckham, David Beckham gibi. Yani çok birbirlerine yakışırlar. Eskiden Demet Şener, İbrahim Kutluay gibi. Bilmem, çok özür dilerim. Hani biz tabii biraz daha eskide kaldığımız için şimdi ayrıldılar, evlendiler bilmem ne ya da birliktelikleri var. Böyle böyle insanlar vardı. Çok birbirlerine yakışır. Böyle el ele yürüdüklerini rüya çift gibidir. Ama Hamdi ile Selen'i düşün, el ele yürüdüklerini ya, hiç rüya çift değil yani. Bir Hadise'nin tekrar ne söylediğine bakalım mı konserde? Bakalım. Ne gönderme yapmış? Eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz. Bazıları çünkü eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz. Hem reklamı seviyor, hem kendi söylüyor, hem dava açıyor. Bu nasıl bir ironi? Bu konuyla ilgili ben çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yanlış anlaşılabilirim. Neden? Bir solist olduğum için. Hani farklı bir bakış açısıyla bazı solistler biliyorsunuz çok hırsla fazla agresif tutumlar sergiliyorlar. Tabii ki. Ama ben Hadise'nin magazini çok iyi kullandığını kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Magazinin matematiğini çok iyi kullandığını, magazine böyle suç nerede biliyor musunuz? Magazine şöyle yemi atıyorsun. Şimdi sen sanatçı olduğun için, popüler olduğun için tabii ki o bir haber değeri taşıyor. O haber olduktan sonra o habere kızmak da bir strateji. Yani sanki ama benim böyle bir şeyle alakam yok. Sen de bir yere kadar hemfikirim ama Demet Akalın da çok iyi kullanıyor magazini. Ama Demet'in duruşu, namusu, kalitesi ve şeyi başka. Ama bununki daha başka. Ama burada, şimdi Hadise aşk iddiası olmazsa gündeme gelebilir mi? Bak 29'unda şarkısı çıkıyor işte, Arto. Çok ünlü bir çorap iç giyim firması var ya, rekor bir anlaşma yapmak üzere. Bak şu işte, anda anladın dört mı? İsim var düşündükleri. Hadise ne kadar gündemde olursa o kapacak işi. Bilmiyor mu bunu Hadise? Bir dakika, şimdi şurada bir gerçeği de söylemek lazım. Tam burada, çünkü konu kitap konusuysa, bizde kitap tekrar okunmaz, okunan kitap diyor ya. Şöyle bir hafızamı yokladığım zaman Hadise ile şimdi Hande Erçen'in sevgilisi kim? Hakan Sabancı. Hakan Sabancı'nın bir birlikteliği vardı ve sonra tekrar arama motorlarına girip baktığınız zaman aradan bir sene geçmiş, yeniden buluşmuşlar. O kitap tekrar okunmuş. Çünkü niye? Harbiye'de bir otelde, yeniden bir araya gelmişler. Yani araya başka aşklar da girmiş ama Hakan Sabancı ile Hadise aradan sonra geçtikten sonra tekrar Hadise niye o kitabı tekrar okudun? O zaman niye okudun o kitabı? Cevabını Arto verdi demin. Evet. Evet. Sabancı Hadise'cim zaten Mehmet Dinçerler o kitabı okumaz. Yeni bir romana başladı. Adı Borsacı'nın Kızı. Bunu da buradan söyleyelim. Borsacı'nın Kızı isimli yeni bir romana başladığı için o defter çoktan kapanmış zaten. Yani. Mehmet Dinçerler Borsacı'nın bir Borsacı hanımefendinin kızıyla evlenmek üzere zaten. Ama şimdi bunun çok güzel artık çalıştığını görünce buna böyle sinyaller veriyor olması. Bir de baktı ki bizim halkımız maşallah yeri geldiğinde öyle güzel uyuyor ki gerçekten uyuyorsunuz. Hiç kızmayın bana, uyuyorsunuz. Yani böyle bir durumda 300 bin lira alan kişi 3 milyon alamaz. Bilakis 300 bin lira alan kişi 30 bin liraya bile sahneye çıkamaz. Yüzüne tükürürler normalde. Değil mi? Krizi fırsata acaba, çevirmek mi acaba oluyor? Acaba Hadise şimdi bir strateji mi gidiyor Mehmet Dinçerler'le? O Borsacı'nın Kızı'nı mesela, yani evlenecekler diyorsunuz arasını ya. Arasını bozsun diye yapıyor. Acaba bir strateji mi var? Tabii. Öyle bir şey olabilir arasını mi? Arasını da bozsun diye yapıyordur. Çünkü zaten hazımsız bir durum söz konusu.
Yani orada Mehmet Dinçerler'in aynı tarz bir gömleğinin daha önce paylaşılmış bir fotoğrafı olduğu halde bir tane adam kolu böyle aynı gömlek evet, ya da evet. benzer sonuç evet. itibariyle benziyor. O kolu paylaşıp oraya da bir kalp koyarsa bu elbette ki araştırmacı, gazeteci olan herkesin dikkatini çekip haber değeri Peki. taşır. Ondan sonra da çemkiremez. Ondan sonra buna evet. kızmak çok yersiz Dilan oluyor. Dilan Çiçek Deniz'e devam edeceğiz. Hem estetikleriyle konuşuluyor hem de katıldığı bir yurt dışı davetinde İngilizcesiyle senin muhteşem İngilizcen var. Bir de Dilan'ınkine bakalım nasıl konuşuyor, İngilizcesi nasıl? Ya, çok başarılı. Bazı insanlar gerçekten konuşmamalı. Gerçekten bazı insanlar, bak Tarkan konuşmuyor. Çok doğruyu yapıyor. O yüzden de hep megastar olarak kaldı. Tabii ki şovu, sahnesi, sesi, besteleri o ayrı. Ama belki çok konuşsaydı evet. bambaşka bir şey olabilirdi. Belki hayal kırıklığına uğrayabilirdik. Çünkü Tarkan çok az da konuşamıyor. Evet, konuşamıyor. Konuşamadığı için eğer o konuşmasını fazla aksetti, çıkarmış olsaydı basına, bu popülaritesini yitirirdi. Bence %100 yitirirdi. Çünkü bazen konuşuyor. Diyorum ki Allah'tan fazla konuşmuyor. Peki dünya starı olacağım diyor birçok ünlü isim. Bu film festivallerinde hayatım, boy gösteriyor ama tek kelime İngilizce bilmiyorlar. Dünya starı nasıl olursun biliyorsun. Giderek orada yaşayarak. Tabii. Hollywood'da, Amerika'da, Miami'de, Los Angeles. Öyle işte. Aleyna Tilki gibi 2 ay gidip, öbürü gibi 1,5 ay gidip, yalandan 3 ay gidip dil kursu aldık. Ya bırak Allah aşkına ya. Sen buradaki parayı bırakman gerekiyor. Buradaki kariyerini bırakman gerekiyor. Senin gidip bir fiil orada yaşaman gerekiyor. Şu anda çok büyük şansları var. Şarkıcıların değil, dizi oyuncularının. Evet. Çok büyük şansları var. Bütün dünyada böyle bir fırtına, Türk dizilerinin böyle bir fırtına. Evet. Çocuklar olamaz. Uruguaylısından Brezilyalısına, evet, Arjantinlisinden evet, evet. Amerikalısına, İspanyoluna herkes bizim dizileri seyrediyor. Evet, bak doğru. Tüylerim diken diken şu anda. Çok doğru. Böyle bir şey olamaz. Çok şu doğru. anda çok büyük fırsatlarınız var. Yani Hollywood belki bir tık ilerinizde. Yeter ki kafanızı çalıştırın ama o comfort zone'unuzdan çıkın. Comfort zone yani güvenli alan. Evet. Yani konfor alanınızdan yani, diyor konfor yani. Alanınızdan, güvenli alanınızdan. Neresi? Türkiye. Çıkmanız lazım. Bak Filenin Sultanları gibi. Herkes mücadele edecek. Güreşçilerimiz gibi. Evet. Bak herkes şu anda bir madalya getiriyor. Okçumuz gibi. Mete Gozoz gibi. Ama artık yani dışa dönüklük. Sinema sanayisi bizim Türkiye'nin girmesini o kadar çok engelliyor ki bu Ermeni lobileri, evet, işte evet, Yahudi evet. lobileri. Şeyden diyorsun, son Atatürk için mi Sadece diyorsun? Sadece Atatürk için değil. Bugüne kadar yapılmış birçok projeyle ve girecek oyuncularımızla ilgili olarak da çok engelleniyoruz. Ama şu anda dizilerde biz. Hiç kimse bizi engellemiyor. Ben inanıyorum ki Ermenistan bile onları seyrediyor. Yani. Ya böyle bir şey yok diyorum size. Dolayısıyla çok iyi gidiyoruz. Çok. Selen inanamazsın diyorum sana. Peki Dilan Çiçek Deniz'in bu en son estetikli halini gördün mü? Gördüm. En son. Bunu ay ben onu ya bu Dilan mı hakikaten ya? En son estetik böyle çenesi aşağı doğru. Son hali estetik. Yüz estetiği. Hatta Cengiz Han'la mukayese edildi. Cengiz evet biliyorum ya. Ama bu kendine hainlik ya. Bu kadar genç bir kızın biliyorsun Türkiye'den tek o hani dünyanın en önemli model evet. ve defilesi var ya hani herkesin şey oldu. Adriana Lima'ların evet, falan. Herkesin, evet. Naomi Campbell'ların, Claudia Schiffer'ların zamanı. Tek davet edilen ve neredeyse tek finale kalan kadını. New York'a en son mülakata gitmişti. Zaten 2014, oradan geri döndü. 2014 Miss Turkey ikincisi. 2014. Öyle yani mi? 2014 bazı, Miss Turkey. Güzel kızlar evet. illa oyuncu olacak diye bir şey yok. Mesela bence Dilan da İyi bir podyum. Ama podyumda para kalmadı. Haklılar o yüzden. Hmm. Podyumda mesela para Ander Çel de öyle. Fotomodel olacak kızlar. Evet. Böyle oyunculuk olarak çok fazla işte Serenay gibi yetenekleri olmadığı için Demin tam şimdi oraya Erçel'i geliyorum. Demin Hande giydirdi belli değil. Demin tam da şimdi oraya geliyorum. Şimdi Hande Erçel'in oyunculuğu çok tartışılıyor. Aramızda konuşmuştuk onu. Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu da son bölümde zaten zirve yaptı. Evet. Yalı Çapkın'ın da. Evet. Şimdi iki oyuncu kıyaslanıyor. Tarafınızı seçin. Afra Saraçoğlu mu? Hande Erçel mi? Hangisi daha iyi oyuncu? Buyursunlar. İkisi de çok popüler, çok evet. kazanan ve gözde oyuncular. Ama oyunculukları tartışılıyor. Afra'nın şansı var. Afra çok kendi gibi bir diziye girdi. Esprisi de olan. Şimdi bazı şeylerde o espri varsa kendinle ilgili gittikçe role çok kendini
benimsiyorsun ve çok daha kolay oynamaya başlıyorsun. Bir de Mert dinamiği var orada. Evet. Tabii. Yani karşılıklı çok iyi bir ekip. Şimdi yargıç savcıyı oynuyor. Hande Dolayısıyla Erçel. Hande Erçel savcıyı oynadığı için zor bir tabii. Oyunculuk. Sağlam yani, oyunculuk istiyor. Biz Hande'yi devamlı yaz dizileriyle biliyoruz ve light dizilerle biliyoruz. Dolayısıyla ben çok kötü bulmadım. Ama zamanı var. Oturacağına inanıyorum. Bir kere o bazlama surattan sonra çok güzelleşti bence Hande. Ama dünya seyahatinden gelip de dünyayı gezdiler aslında. Gelip de setlere birdenbire geçiş yapması. O yüzden yani, iyi bir dizi oyuncusu, iyi bir oyuncu yapmaz. Mutlaka sosyal medyasını ya kapalı tutması lazım ya tatilinden bir kare vermesi aynen. lazım. Sen o şaşayı, o şampanya, o bilmem ne, o yatlar, o katlardan sonra gelip işte yargıç, gelip hakim savcı. Olursan, savcı olursan... Bak, inandırıcılığın olmaz. Olmaz, çok zorlanırsın. Eskilerden bir örnek vereceğim, bilmiyorum katılacak mısın bana. O zaman bu kadar tabii sosyal medya aktif değildi ama dünyanın bence en iyi oyuncularından birisi Hande teyze. Evet. Ne oldu? Bu kadar cemiyet hayatını ve hayatını aynen. o kadar çok magazin ifşa etti ki ya da estetikleriyle o kadar gündeme geldi ki aynen. oyunculuk kariyeri hak ettiği yerden çok daha maalesef altta kaldı. Tuvalet şimdi, penceresinden kaçmasını hatırlıyor musun? Aynen. Hatırlamaz mıyım? Oyunculuğundan çok daha fazla konuşuldu. İşte oyunculuğundan daha fazla özel de, hayatı konuşulunca bir aynen. oyuncunun bir de bir maalesef gün, kariyerini negatif etkiliyor. Bir günde boşanınca 24 o da, saatte aynen, evet, o da aylarca evet, konuşuldu. Evet, evet. Hülya Avşar aynı şekilde son dizisi tabii ki olmadı. Şimdi olmadı. Sen bu kadar kendini don, gömlek, tenis, o bu ondan sonra yaptığın oyunculuğu sen fakiri de oynasan, sen savcıyı da oynasan, sen avukatı da oynasan inandırıcılığın ancak muhteşem bir oyuncu olman lazım ki geçebilsin. Sen bu kadar içli dışlı olursa benim oyunculuğum niye olmaz. O kadar bitti? Gelmiyor i̇şte. Bana teklif. Evet. Çünkü bana ne diyorlar biliyor musun? Sen artık bir magazin figürüsün. Aynen öyle. Yani sen Selen Görgüzel olarak sen magazin artık. Bir magazinsin. Sen de yani tiyatroyu ve oyunculuğu unut. Aynen yani öyle. Oyuncu anlamında artık yapımcıları ve yönetmenleri ikna etmiyorum. Çünkü Selen Görgüzel artık bir magazin. Magazin muhabiri arkadaşlarım bak sizi kıramamam. Ne kadar şeylere bedel oldu gördünüz mü? Aslında Saraçoğlu'nun o Mert'le karşılıklı oynarken... tartışılan bir sahnesi var ya onu bir getirir misiniz? Yani o sahne üzerinden Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu tartışılıyor. Bak şurada, bakın mesela evet. burada şimdi, mesela çok oyunculuğa gerek yok. Bir sesli duyabilir miyiz onu tekrar? Mert'le oynarken bir şey söyleyeceğim, bir şey hatırlatacağım. Şimdi evet. Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğunun sosyal medyada da tartışılmasının nedeni o sahne. Şimdi arkadaşlar onu tam veremediler. Çocukça bir ifadesi var orada. Yani, ama burada olması gereken o. Yaşa onu söyleyeceğim. Yani o yüzden de çok doğru gidiyor bir de, orada olay. Çok güzel kumaş. Çok mersi. Bir de gerçek hayatta hangi kadın sevdiğiyle öyle konuşmaz ki aynen çocuklaşıp öyle. Bebekleşip nazlanıyor adet. Sen yapmış mısındır böyle? Tabii canım ne kadar diktatör sen bile dursan ne kadar evet. sert bir görünümünde olsa bir erkeğin yanında seviyorsa çocuklaşırsın ya bu doğal tepki. Yani bundan dolayı yürüyüp de Afra Saraçoğlu'na İşte benim demek istediğim şey o. Çok daha kolay bir rol. Hmm. Çok daha kendinden olan bir rol. Çünkü bunu hangimiz yaşamamışızdır bu şımarıklıkları bilmem neyi. Onun için tabii ki önde. Öbürünün şanssızlığı çok ciddi bir ama rol. Ama Afra Saraçoğlu'nun bak 5 tane ki. Dizisi var. 3 tane sinema filmi var. Bir tiyatro oyunu var Nurgül Yeşilçay'la. Tiyatroyu hanımefendi kaç kere anlatır en önemli iş olduğunu. Her meydanıdır oyunu. Hande'yi kıskanıyor olabilir misin? Peki bu kadar... Öpüşme sahnesini gördün mü dün akşam? Hande Erçel'in. Fena değil de. Burak Deniz'le. Peki bu kadar oyunculuğu tartışılan sahnesini. Bir isim bu kadar iyi projelerde nasıl başrol oynuyor? Hande yani, Erçel için. Çünkü ilginç. Mesela Birce Akalay olabilirdi savcı karakteri değil mi? Başka roller olabilir. Türkiye'nin galiba en çok takip edilen 28 milyon evet. mu? Böyle bir şey olamaz yani. Yani çok uçuk bir rakam. Hani evet. Amerikalı artistler 300 milyon, 200 milyon kişi takip ediyor ama Türkiye için çok büyük bir rakam. Çok. 27 milyon mu ne? Çok. Böyle bir şey evet. bakacağım. Ben de olsam onu alırım. Ha hangi misyonu yüklerim ama senaryo böyle gelmişse yapacak bir şey yok. Hayatım alıyorsun ama tutmuyor ki. Ratinglerine baktınız mı?
Biraz sonra gelir reytingde. Güzel geldi. Fena şey değil mi? Yani çok çok izleyicilerin çok fazla yorumu var. Ben yorumlara baktım. Hep Hande'nin fanları. Ya bak inşallah tutsun. Çok insan ekmek yiyor. Hande Erçel'i de kamçılar. Oyunculuğunu geliştirmek için mutlaka kamçılar. Yani ben Hande Erçel'in burada düşmanı değilim. Bir şey tabii değilim. Tabii ki. İyi olsun isterim. Profesyonel gözle izleyicinin sesiyiz biz aslında. İyi şeyler de tercih ediliyor. Çok seviliyor. Takip ediliyor. Oyuncu artık sıfatıyla bir kariyer hayatı çocuklar, devam ediyorsa. Size söylüyorum. Evet. Birinci sırada. Ya ama hikaye çok beğenilmiş. Ay tüylerim diken diken. Bak bravo. Hikaye çok beğenilmiş. Birinci senaryo sırada çok güzel bir menajer arkadaşım hemen yazdı. Birinci sırada geçen haftaya göre yükselmiş. Geçen hafta üçlerde ya da dörtlerdeydi. Bir olmuş. Güzel. İyi. Çok fazla insan ekmek yiyor. Bravo. İnşallah. Dizilerden. Bu çocuğun da biliyorsun burnu şeyden çıkmıyor. Alkol muhtemelen problemi var. Burak Deniz'in değil mi? Evet, onun da mahkemeleri biliyorsun. Onun oyunculuğunu nasıl buluyorsun? Ben beğeniyorum. Ikisi... Beğendiğim Burak bir aktör. Sen Burak için çok büyük oynuyor. Hande için de çok mimiksiz deniliyor. Ya şimdi Hande'nin tabii ki çok sosyal olması ve çok artık bebek yüzlü olması. Ben Türkan Şoray'a benzetmeye başladım biliyor musun? Kimi? Hande. Bilal ne dersin? Kimi? Oyunculuk olarak demiyorum. Hande Erçel mi? Evet. Hande Erçel'in biraz daha estetik gözleri, yaptırsa çok iyi benzer. Tam benzer. Büyük gözler. Biraz daha yaptırsa tam güzelleşti benzer. Ama bana göre. Ay sizin bu düşmanlığınız ne Hande Erçel? Ay bunlar kıskanıyorlar Hande Erçel'i. Ben anlamadım yani. Ben değil o. İşte, hayır efendim ama yani. O Hande Erçel düşmanı. Sen bir gazeteci olarak sen zaten kimseyi sevmiyorsun. Yok sen hiçbir zaman hiçbirimizi sevmedin. Sen kötü ruhlu, kötü ruhlu bir adam. Kötü ruhlu. Bir yazar mısınız? Yazın bana. Yani kötü ruhlu mu değil mi? Bilal Efendi kötü ruhlu mu değil? Kapıya. Son anons. Bam 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 dermişim. Gördünüz mü sahneyi? Selen izledin mi? Yalı Çapkın'ın da Bilal abinin bam 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 kelimesini söylüyor Mert Demir. Öyle mi? Seyran'la yine öyle aynı sahnedeler. Ya yayınım izlenmiş ve aynı kelimeyi söylüyor Seyran öyle. O sahneyi bulabilirsek. Bilal Özcan fenomen oluyorsun. Bam 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 bam. Hiç olmaya ihtiyacım yok. Bu arada Burak Deniz'in bir ilişki içinde olduğu Bestemsu Özdemir'le yeni bir ilişkiymiş gibi yazılıyor ama onlar 3 aydır birlikteler zaten arkadaşlar. Zaten Bestemsu çok güzel kadın. Bestemsu Özdemir'le 3 aydır birlikteler. Evet, dün bir haber. Sayfa yeni bir ilişki gibi yazmış. Beğenir misiniz Bestemsu? Ben de beğeniyorum. Evet. Çok cool beğeniyorum. Bir kız evet. Başarı da bir kız. Evet evet. Bir peki şey size göre mi? İlk üç kim? Nerede oyuncu? Oyunculukta. Ben Serenay'ı çok beğenirim. Serenay. Ben de Serenay'ı bak, çok beğeniyorum. Bak mesela güzel kadın olduğu halde. Birce Akalay'ı çok beğenirim. Birce Akalay'ı çok beğenirim. Melisa Şenolsun'u çok beğeniyorum ben. Afra Sarıçoğlu çok bir bence. Çok beğeniyorum. Melisa Şenolsun. Öyle mi? Ay, inanılmaz güzel ve çok iyi bir oyuncu. Afra'yı beğeniyorum. Melis Sezen. Güzel. Nasıl buluyorsunuz Melis'i? Güzel. Melis de iyi. Oynadığı. Yani Oscar'a gittiğinde oyuncusu. Şeye gittiğindeki rolünü demiyorum da Venedik'teki o pozlarını demiyorum ama gündem Melis... oldu mu? Oldu tabii o da ayrı. Ayrıştırdı mı kendini ayrıştırdı. Melis başarılı. Melis de beğeniyorum. Mesela Sevda Ergin'ci var yeni jenerasyon oyunculardan. Evet. Onu da çok Azra beğeniyorum. Çok var. Erkeklerden ilk üçünüz kim? Kıvanç. Şu Kıvancın da yani bu Kıvancın da yani. Biri saymamız yeterli oluyor. Denizcan Aktaş. Bakın çok güzel geliyor Denizcan Aktaş. Peki Kaan Urgancıoğlu'nu beğeniyor musunuz? Beğenirim. Ben de oyunculuğunu. Beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Ama eleştirilen bir durumu beğenirim. Var. O da şu ki geçtiğimiz gün de yayınlamıştık. Kiralık olarak oturduğu, kira ödediği evi bir başkasına kiraya verdiği iddia sen edilmişti. Sen buna inanıyor musun? Bu kadar para kazanan bir oyuncunun ama bunu yapmak. Belgeler ortaya çıkmış artık. Buyurun. Olay, olay, olay. Ev sahibi tarafından mahkemeye verilen Kaan Urgancıoğlu'nun dava dosyası gün yüzüne çıktı. Arkadaşlar ne olur ama ne yapmaya çalışıyoruz? Biz bir şey yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz dedik size. Her şey tüm ayrıntılarıyla ortaya çıktı. Dava dosyasında ne yazıyor? Kim suçlu? Arkadaş daha eve kadar beni taşıyacak mısınız? Ne yapıyorsun? Menajerlerimle yemek yedim. Gece saat 1.
Neyi sormaya çalıştığınızı anlayamadım. Geçtiğimiz aylarda Burcu Denizer'le ani bir şekilde dünya evine giren Kaan Urgancıoğlu, bekarken oturduğu evden taşınıp eşiyle aynı eve taşınmıştı ve Kaan Urgancıoğlu mahkemelik oldu. Oyuncunun boş evini dilediği gibi kiralaması üzerine ev sahibi haksız kazanca boyun eğmemişti. Urgancıoğlu'nun bekarken oturduğu eve 3500 TL öderken evi boşalttıktan sonra ev kiralama uygulaması üzerinden evine günlük kiraya verdiği iddia edilmişti. Oyuncu eleştiri yağmuruna tutuldu. Ev sahibi oyuncunun ödediği kira bedeliyle kazancının arasındaki farkın haksız kazanç olmasından oyuncudan şikayetçi olmuştu. Kaan Urgancıoğlu'nun bu hareketi sosyal medya üzerinde tepkileri toplamıştı. İddiaları yalanladı. Kaan Urgancıoğlu sosyal medya hesabından haberleri yalanlayan bir açıklama yapmıştı. Fakat gerçekler ortaya çıktı. Hem güçlü. İddiaları yalanlayan Kaan Urgancıoğlu'nun dava dosyası ifşa oldu. İddiayı ortaya atan köşe yazarı dava dosyasının numarasını paylaştı. Oyuncuya meydan okudu. Hukuki yollara başvuracağını söyleyen oyuncu Kaan Urgancıoğlu'na ben de icra dosyasının numarasını belirtiyorum. Bundan sonraki yazımda da hem noter hem de devlet mahkemelerinde olan dosyaların fotoğraflarını yayınlayabilirim dedi. Arkadaş daha eve kadar beni taşıyacak mısın? Ne yapıyorsun? Menajerlerimle yemek yedim. Gece saat 1. Neyi sormaya çalıştığınızı anlayamadım. Bir diğer kira polemiği yaşayan ünlü isimse şarkıcı Uzi. Kirayı ödemeden kaçtı. Ünlü şarkıcının ev sahibine 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı öğrenildi. Eve ancak çilingirle girebilen ev sahibi evin içler acısı halini sosyal medya hesabından yayınladı. Rapçi Uzi ev sahibine şu şekilde cevap verdi. Temiz bıraktığım evi dağıtmaya çalışmışsınız, o bile olmamış. Madem evden kaçtım ve kontratım var, evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğimin dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman. Orada görüşelim madem. Şimdi takvimden Ufuk paylaşmıştı bu haberi. Sonrasında da Kaan yalanladı asılsız evet, o yüzden ben de olduğunu. Ona güvenip dedim ki ve kararını gösterdi Ufuk direkt. Evet yani Ufuk Özcan Takvim Gazetesi'nde magazin konusunda deneyimli bir insan. Evet aynen öyle. Yani, istihbaratı da çok evet, iyidir. Evet istihbaratı da olmasa zaten bir şey olmasa doğrulatmamış olsa Ufuk yılanın önde gidenidir. Hemen bulmuştur sızıp. Çok iyidir. Süperdir. Evet. Ama yani çok büyük bir ayıp bu. Mehmet'e de geçmiş olsun. Mehmet? Kalp krizi geçirdi ya. Çalışkan. Ama, hayır Üstündağ. Evet. Çok geçmiş olsun. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ kalp krizi mi geçirdi? Evet ya. Biliyor musun? Çok gencecik geçmiş olsun. Ve yapma ya. Evet ama şu anda iyi. Ona da geçmiş çok olsun. Geçmiş çok geçmiş bütün olsun. Basın emekçilerimizi. Ya bu koronadan sonra çok evet. Kalp krizi, beyin kanaması çok duyuyoruz ya. Çok magazinde Bilal Özbilge öyle bir şey oldu diye duymuştum ben. Bilal Özbilge. Ama kurtulamadık. Allah korusun. Darısı Bilal Özcan'a inşallah dermiş. Ya. Ben sıramı savdım, Bilal Özbilge de savdı. Bilal 3 sene önce böyle bir tatsız olay yaşadı. Kalbiyle ilgili sorun. Ben de 10 sene önce yaşadım. Sıramızı savdık. Allah kimseye böyle Allah şey göstermesin. Bu. Allah sağlık enerjisinden bir çıkın lütfen. Evet, uzak evet Kaan Urgancıoğlu'na geçelim. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani evini bir başkasına kiraya veriyor sonra yani, biliyorsun yasal değil bir kere biliyorsun. Evini kiraya yani. Veriyor da doğru değil. Çünkü evini kiraya verebilirsin. Bu günlük kiraya veriyor. Daha evet. Da zor, daha çetrefilli, tam ticaretin göbeği. Bir de kiralık ev bu. Tabii. Alt kiracılık yaptırıyor insanlar ama öyle hani bir yıllık vermiyor. Bazen yurt dışına gidersin, bazen başka ucuz bir ev bulursun. Kendi evini yıllık verirsin. Bununki öyle de değil. Günlük kira. Adam buluyor, management yaptırıyor. Her 3 günde bir, 10 günde bir, 16 günde bir, bir haftada bir. Euro üzerinden tabii, biliyorsun. Tabii Airbnb, Galata'da özel bir daire bu. Özel dekorasyonlu i̇şte, bir daire. Airbnb dediğimiz bu reklama girmiyordur zannedersen. Airbnb bu sistemin genel, adı canım. Sistemin adı çünkü. Sistemin adı. Dolayısıyla bir, bu sistemde evet.
Galata'ya, Galata bölgesine en değerli turistler, İstanbul'un turistik, ve turistik anlamda. Anlamda. O da haklı. Euro olmuş 30 lira kanka. Yani ama yani parasını kazanıyor. Ya. Aynen. Kiraladığı evi bu şekilde işletmesi çok büyük bir cesaret. Gerçekten hiçbir şey bilmemekle ben şey diyordum ama ya önce. Ama hukuku iyi biliyor ya ondandır. O şey ev kiralama savcıyım platformu diyelim. O sistemi söyleyemiyoruz. Ev kiralama platformundan. Ev kiralama. Öyle mi? İşte bulup oradan kiracı buluyor. Günlük aynen. Kiraya veriyor. Günlük kiraya veriyor. Üç günlük kiraya veriyor. Bir haftalık kiraya veriyor. Uluslararası ev kiralama. Ama evet kısa dönem. Sistemi, evet. Kısa dönem olduğu için de 150 euro, 200 euro, 300 euro o andaki İstanbul'un tıkanıklığına bağlı. Raycı, ya da yerinin güzelliğine neyse. Bağlı. Evet. Ben dedim ki Arto şimdi mesela bir evin kiraladın tamam evet. Mı geldin ama Amerika'ya gideceksin. 3 ay Amerika'da kalacaksın ama sen burada kirayı da ödüyorsun hala. Valla benim kız arkadaşım istemiyor. Öyle verdi bu sisteme. Kendisi ama Almanya, kendi evi. Almanya'ya gidecek diye. Kendi eviydi evet. İşte kendi ben onu diyorum kiralık evini yapamıyorsun işletmeye. Yapamazsın. Kiracı yani, oturduğu normalde evi biliyorum, yapıyor. Biliyorum ha. Alt kiracılık yaptırıyor ama iddialara göre. Aynen. Sen diyelim ki burada ev kiraladın tamam mı? Evin düzeni de var ama kapatmak istemiyorsun. 3 evet. Ay gideceksin Amerika'ya. Bir de bir sürü atıyorum. Kira veriyorsun. Ha, arkadaşına demez misin? Git 3 ay sen kal. Ay dersin. O ama başka. Misafirlik yani, başka. O başka. Bunu işletme. Ticaret yapıyor. Ama ticarete, ticarete dökmüş ticaret iddialara olmaz. Göre her gün demek kiralık oturduğu evden para kazanıyor yargıdan bu adam. Buna iyi para vermiyorlar belli ki. Diziden. Bu diziden iyi para vermiyorlar belli ki. Çok iyi reytingleri. 500 bin lira alıyordur ya. Alıyordur. Günlük. Bölüm başı. Bölüm başı yani haftalık. Haftalık. 500 bin lira mı? İyi oyuncu ya. Kaan'a hayatta vermez. Vermezler mi? Yok. İyi oyuncu ya. Yok haftalık alıyordur benim için de çok iyi oyuncu. Ben çok beğeniyorum. Ama kaçıncı sezonu? Kendini kaçıncı, pazarlayabilen, üçüncü seneye girdi. Kendisi hadise gibi pazarlayabilen birisi değil bu. Kıvanç gibi de değil. Burak de, Burak gibi de değil. Burak ama sonra bir şey diyeyim mi Arto? Kaan Urgancıoğlu'nun ilk yani tamam çok projede oldu falan ama böyle başrolünü üstlendiği ve bu kadar tutan ilk projesi evet, Yargı. İşte onun için zaten. Bundan sonraki stratejisini değerlendireceğiz. Yine de magazin çok magazinsel bir adam değil. Muhtemelen biraz alkol tüketimi fazla olduğu için çok göz önüne çıkmamaya çalışıyor ve gazetecilere mümkün olduğu kadar yakalanmamaya çalışıyor. Çok şimdi, pot kırmamak için. Yine bir var ev. Var mı onda? Var. Evet Uzi de yine aynı şeyi yapmış. Evet. Yani bu ara sanatçılarda böyle bir durum var. Sanatçılar bu aralar. Evet, Uzi de kiralık ben oturdu. De, ben de benim evet. Adamlarla berbat başım belada. Ben de bir kadın var oturuyor maşallah. Öyle 12 mi? 12 liraya. Görsen en az ev 50 liraya kiraya verilmesi gerekiyor. Hayır, nerede? Miami'de mi İstanbul'da? Burada Etiler bölgesinde. Bana böyle yaptı. Bana ne ben kendi kiracılarımı çıkartamıyorum. Ver beni mahkeme hiçbir şey yapamazsın dedi. Kaç kadın oturuyor? Bir gün Göcek'te, bir gün teniste. Görsen sosyete zannedersin. Görsen telefondaki çirkefliğine inanamazsın yani. Konuşma tarzından senin bahsediyorum. İşte. Kaç senedir oturuyor evde? Beşi geçti Allah'tan. Şimdi kira tespit davası. Şimdi bazı bakın. Şimdi parası yoksa ayrı. Parası yoksa ondan 50'ye çıkartırsın. Hadi olmaz dersin. Ama sen Göçek'te tekneden tekneye gezeceksin. Senin iş kariyerin olacak. Sosyetiklik yapacaksın. Orada burada poz vereceksin. O Monaco'da olacaksın. Tenis oynayacaksın. Bilmem ne. Sonra da bana böyle yapacaksın. He? Diyeceksin ki arttıramazsın. Sadece %25 arttırabilirsin. Artık senin Miami'deki evine de CIA biri çökmüştü değil mi? Niye senin evlerine çöküyorlar böyle? Sus kriminal. Bu da kriminal herhalde bilemiyorum. Ama sözleşmede nasıl anlaştıysanız öyle böyle olur Arto. Bir şey yok sözleşmede işte, ne yazıyorsa odur işte yani. Gösterecek. Kira tespit davası açacağız. Biliyorsun açıldığından itibaren geriye dönük hepsini ödeyeceksin. Peki bu kriminal durumda ne olmuştu? Ay sus. Şerif bastı evi. Şerif def etti. Miami Şerifi. Evet. Miami'de Şerif bom bom bom. Ay inanamazsın. Film gibiydi. Nasıl girdi evet. Eve? Açtı girdi. Hayır siyahi olan çöken. Kaçmış. Of olaylar. Sırf Oyla Çakal birbirine girmişti biliyorsunuz. Geçmiş kavga yani. Etmişlerdi. Bu peki, onlar ikisi değil diye duydum sonra evet, ama. Evet. İşte o kavganın detayları ortaya çıkmış. Detaylarını alalım ondan sonra bakalım. Açıklayacağız zaten. Diyor ki bahsi geçen kişiyle aynı cümlede olmak istemiyorum diyor. Kamera arkasında da demediği küfür kalmamış. ya bunlar bir anlamadık kere. Yani. Bunlar kültürel olarak da çok aslında arabesk ve bir şekilde varoş kültürüne aitler. Bunların hepsi maalesef
daha okumamış. Bu rap furyası. Evet, varoş rap'lerden. Varoş rap. Aslında rap'in kalitelisini yapan Ceza'dır ve onun muadilleri var. Ben de çok severim Ceza. Bir tane, Ezel, o Ezel. Formattaki insanları biraz daha seviyorum. Rap. Cahil bunlar. Evet, çok cehalet ama var maalesef. Ama Sefo çok hatalı. Ki Sefo benim çok en sevdiğim mesela yeni jenerasyondan Sefo şu anda. Çünkü çok güzel müziği var ve çok güzel şarkıları var. Evet. Ve çok da tatlı, çok naif. Çok ama öbürleri çok agresif. Sanki devamlı bir çete durumu söz konusu. Böyle 10 erkek bir yere gidiyorlar, 10 erkek başka yere gidiyorlar. Böyle çok agresifler. Ama yani Sefo da diyor ki vuran vursun diyor. Vuran vursun diyor. Yani kavga eden etsin bize ne anlamında. Vuran vursun. Yani şiddeti teşvik eden bir konuşma yapıyor orada. Zaten dediğim gibi rap aslında bugünkü dünkü arabesk. Evet. Aklınızda olsun. Evet. Rap bugünkü arabeskin yerine gelmiş. Genç jenerasyonun artık arabesk dinlemiyorsun ya. Yeni jenerasyon eski müzikleri çok dinlemiyor. Yeni onlara göre arabesk belli bir statü, belli bir eylem. Evet. Onlara kaldı. Bir şarkı sözlerinde de var ya o atışmalar. Dis atmak deniyor buna işte. Hem sözlerde var, hem şiddet var, hem küfür var, her şey var. Yani her şey var. Bir de bunlarda şöyle enteresan bir şey var rapçilerde. Her türlü rezilliği kendi aralarında yaşıyorlar. Fiziki olarak da yapıyorlar. Yani kavga, dövüş falan. Ama dışarıya bunu yansıtmamaya çalışıyorlar. Mesela biz geçen günkü programımızda bu haberin ilkinde göstermişti arkadaşlarımız. Kanlı bir pantolon gördük. Çocuk bu rapçi ona. Çok sert. 142, çok sertler. Ati. Kimdi? Ati 242. Bacağı sakat. Evet yani kavga etmedi falan diyorlar ama kan dökülmüş. Çok sertler. Ben Murat Boz'umu özledim. Ediz'imi özledim. Ne bileyim Kenan'ımı özledim. Ben onları özledim. Yani sabıkaları olan rapçiler var Bilal abi. Aynen öyle. Sabıka kayıtları var. Gerçekten öyle. Yani, ne güzel. Ben onları özledim abi. Evet. Bu rezillikleri özlemedim ben. Ben onları özledim. En çok kimi Mustafa özledim? Sandal'ımı en özledim. Çok kimi özledim. En çok seni özledim. ya harikasın ya. Afra Saraçoğlu ile Mert Demir gibiyiz. Ayşun Mehmet Ali geldi aklıma birine. Mehmet Ali bizi izliyor. Bu arada. Artık sen gitme tamam mı? Burada kal. Ben gitmeyeyim o gitsin. Bilal abi. Hayır ikimiz de kalın. Bilal abi sana ben de. Hayatım öyle bir prodüksiyon yok. Bizim paramıza hepimizin parasını verebilecek. Var, konuşun. Var. 3-5 doktor. 3-5 doktor mu alın? Neler yazıyorlar. Ne olur ortada kalsın diye. Artık sen de gitme. Sana yazıyorlar. Yazıyorlar mı? Ayıp yazma. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorlar. Hemen paylaştım. Sen oturur oturmaz paylaştım. Sen kimseyi sevmezsin. Bak bırak bu işi. Ama bak, sever mi? Ulan doğruyu söyle. Sever mi? Sever mi? Bu adam kimseyi sever mi? Benden nefret ediyor. Ama o da haksız değil ya. Sence sever mi bu adam? Bak gerçeği sever. Sever mi? Eleştirir. 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 Bu benim. Çok politik be. Çok politik. Aşk olsun yani ya. Ne de olsa. Aşk olsun. Bir canla kanka normal. Dolayısıyla sen kimseyi sevmezsin. Siz eski gazeteciler. Ya, ya evet şu eski gazetecilerin sanatçıları düşmanlığı var ya. Allah ya. O masa başında ya. Sallarlar neler ne yaparlardı eskiden 30 yıl önce. Dua edin o yıllarda ya. Instagram yoktu. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Biliyorum. Yalnız bir şey diyeceğim. Yeni çömezlerde de şu var şimdi. Eski gazetecilerin başarı grafiğini takip ettik zannedip böyle YouTube'larda falan program yapıp insanlara öyle diye saldırdıkları zaman magazin yapıyoruz zannediyorlar. Yeni yetmeler var canım, şimdi. Yeni yetmeler ve yeni gazeteciler. O diskotek senin, bu restoran benim. Oradan Allah seni kahretsin. Kısa bir reklam arası. Sohbetimiz devam edecek bir yere ayrılmayın. Arto, bu yorumlar nedir? Ha, çok yorum var değil mi? O kadar çok yorum özlemişler geldi ki. Çok özlemişler değil mi? Seni. Özlemişler. Çok. Ben de onları özledim. Bana da çok geldi. Asıl Bilal'e çok gelmiş. En çok onu... Ne yazmışlar? Ne yazmışlar?
Bilal de kalsın ama sen de kal. Yani. Ne yazmışlar? Seni çok beğenmişler burada olmanı. Burada olmanı vallahi bak çok mutlu olmuşlar. Mutlu olmuşlar. Ve güzel bir elektrik geldi. İkiniz, evet. İkiniz çok güzel uyum içindesiniz. Biz bu kadınları mı göndersek acaba? Erkekler aslında kadınlardan daha çok dedikodu yapıyor. İşte görün en büyük görün. Örneği. En büyük örneği burada. Bir de derler ki kadınlar kadınlar yapar yapıyor. Derler ama erkekler bir araya gelince sen az değil Server. Arto çok iyi biliyorsunuz ki bir zamanlar hafta 7 gün Arto 8 gün biz böyleyiz. Bundan sonra böyle Arto 8 gün çalışırdı. Her gece full çakardı ve Arto'nun bildikleri burada anlattıkları Arto'nun bildiklerini biri bile değil. Aynen öyle. Arto o kadar çok sır var ki Arto'da. Ama hisleri biliyor kulis. Arto'nun ben mimiklerinden o kadar iyi anlıyorum ki sahneye çıkıyor bir adam geliyor karısıyla. Ertesi gün sevgilisiyle öbür gün öbür sevgilisi. Arto böyle Arto ne yapacağız? Sen ben bir ara çok ünlü birini karısı bastı. Ben şarkı söylüyorum. Şarkı söylerken böyle... Daha benden ayrıl karın geldik ayrılmadan. O da bak ben de ay bak tüylerim diken diken oldu. Bilseniz isimleri isimler çok ünlü isimler ama. En çok da ben geldim bu tedirgin ediyordum. Ben geldiğim zaman var ya Arto. Nelere şahit olduğu için böyle bunun kalıyordu. Abi, bunun bir de eski kocası vardı tabii. O da ayrı. Maşallah her... senin kocaların da yani bitmedi. Yedi kocalarımızın canlı versiyonuyum son ben. Son bir Diyarbakırlı bir iş adamıyla yazışıyor musun? Duydum. Ay Diyarbakır, Batma, Uşak, Kastamonu bir sürü arkadaşım var benim yazıştığım. Ama sevgili olarak... Ay asıl bu yılanın, asıl bu yılanın durumu ne? Ayak verin sağlık. Ben böyle bir... Bak bu i̇yi var ki, ya sen... İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim.